falan daha gibi da hızlı bu meseleyi açalım. Tabii aslında gündemde önemli bir konu var. Rıza Zarraf meselesi var ama tabii uzmanlarımızın farklı dallarda çok önemli uzmanlıkları var. Kürt meselesinde Nuray Mert nereden nereye geldik, ne bekleyebiliriz onu çok iyi biliyor. Uluslararası ilişkilerde tabii Cengiz Aktar'ın da çok çok bilgisi var. Özellikle bu göçmen pazarlığı çok önemliydi biliyorsun. Ve vize buna bağlı olarak vize müjdesi bu gerçekleşecek mi? Zaten birazcık da istikbale bakacağız neler bizi bekliyor. Önce Rıza Zarraf'la başlayalım demek istiyorum şundan dolayı. Çünkü Rıza Zarraf da yani içeriğine illa dosyanın girmeye gerek yok ama bu neyin işareti olabilir? Ne beklememiz lazım? Türkiye'yi etkiler mi? Zarraf niye gitti? Yani bir dönüm noktası olabilir mi? Zaten birçok beklentiler var, olumsuz beklentiler var ülkemiz açısından. Nuray'cığım sana sorabilir miyim? Mesela kendi kendine mi karar verdi gitti sence? Ne düşünüyorsun? Vallahi hiç bilemiyorum. Yani bilebileceğimiz gibi de değil şu aşamada. Anladığım kadarıyla belki hani daha bu tür şeyleri iyi yorumlayabilecek olanlar vardır. Ben onlardan biri değilim ama çıplak gözle baktığınızda zaten böyle bir anlaşmalı bir gidiş olduğu çok belli. Belki eşi bile bilmiyordur. Ama bu çok belli ki hani bir anlaşma sonucunda gidilmiş. Çünkü herhalde yani birdenbire ceplerinden böyle uzun bir davanın iddianamesini çıkarmış değiller. Bu derece önemli bir konumda işte öyle bir savcının takip ettiği bir iş olmuş olamaz. Yani bu ne bir tesadüf ne de böyle hafife alınabilecek. Disneyland'a gitmişken tutuklandı diye geçiştirilebilecek bir şey olmadığı çok açık doğrusu. Şimdi ama Nazlı Hanım aslına bakarsanız Rıza Zarraf olayının patlaması da her ne kadar darbe marbe deniliyorsa da aslında o da uluslararası gelişmelerle alakalıydı. Yani İran'daki dönüşümlerle, İran'daki siyasetin dönüşümüyle, Ahmedinecad dönemiyle hesaplaşılması, bu yönetimin hesaplaşması ile alakalıydı. Biz bunu böyle algılamadık. Tabii bu şekilde yorumlamadık ve neredeyse yorumlamak bile yorumlayacak bir ortam yok. Çünkü bu bir yani büyük bir iktidara karşı darbe olarak kabul edildi. Ve bu şekilde kodlandı. Hani darbe nokta şeklinde yani çoğu insanda bunu çok böyle yani hani pek çok insan itiraz etti ama Türkiye'ye mahsus bir iş olduğunu da düşündük. Oysa ki bu hani Türkiye sınırlarını çok aşan büyük bir işti. Ve dediğim gibi zaten uluslararası boyutları vardı. Yani hem İran'daki rejim değişikliği hem İran rejimiyle Batı'nın yakınlaşması ki daha sonra Amerika-İran anlaşması işte yaptırımların kalkması gibi çok önemli. Yani devrim mahiyetinde değişikliklerle de devam etti. Dediğim gibi biz bu seri içerisinde düşünmedik bu olayı. O yüzden şimdi de yani çok böyle birdenbire sevinenler, işte hak yerini bul diyenler var. Ona da hak vermek lazım tabii. Çünkü insanlar ülkelerinde adaletin işlemediğini görüyorlar pek çok vesileyle. Bu da onlardan biriydi yani. Basbayağı hani neyle servet yaptığı belli olmayan, belli politikacılara basbayağı rüşvet verdiği sabit filan birisi resmen korundu iktidar tarafından. Ve de aramızda dolaşıp hatta ona buna gazeteci arkadaşlarımıza hakaret davası filan açmaya başladı. Şimdi bu tabii kamu vicdanında yani ne olursa olsun. Sorumlularında adam dövüyordu. Ha evet evet yani astı astık kestik bir hale gelmişti. Bunlar tabii yani toplum nezdinde hani bir kısım hani körü körüne iktidar partisi her yaptığına doğru diyenler varsa onların dışındaki herkes açıkça söylemese de yani bunun çok normal kabul edilebilir bir şey olmadığını biliyordu. O yüzden tabii bu yönde böyle bir heyecan yaratması çok doğal ama bu tabii bunun çok ötesinde anlamı olan çok büyük çerçevede seyredecek bir şey diye düşünüyorum ben. Evet. Cengiz Bey ben size bir şey de sormak istiyorum. Şimdi bu yaptırımlar Birleşmiş Milletler de koymuştu İran'a bu yaptırımlar ve bu yaptırımlar tabii, çiğnendi. Şimdi Yakup Saygılı, bu dosyanın sahibi olan eski Mali Şube Müdürü bir tweet attı. Dedi ki
biraz espri latifeyle de yazıyor. Gelebilecek bir felaketin habercisi gibi ABD'deki savcılık ambargo delindi demiş. Bu durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının ihlali anlamına mı geliyor yoksa? Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Uluslararası Suç Sözleşmesi mi devreye girer yoksa diye böyle bir şey ortaya atmış. Yani böyle bir suç mu oluyor ambargonun delinmesi, yaptırımların delinmesi, uluslararası bir suç kapsamına mı giriyor? Hatırlayın, bir yıl kadar önce buraya Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir uzman geldi. Ve adamı Yahudi diye böyle parmakla gösterdiler. Bak işte bu Yahudi zaten falan dediler. Ve onun işi buydu. Neydi? Yani İran ambargosunun Türkiye üzerinden nasıl delindiğini ortaya çıkarmaktı. Yetkililerle görüştü, MASAK'la görüştü falan. Yani bu epey bir üstüne konuşuldu, gitti zaten. Yani bilgi toplamaya gelmişti. Yeni bir şey değil yani aslında. Peki bu bir suç mu oluşturuyor? Uluslararası bir suç mu oluşturuyor? Tabii. Sadece üstelik Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren bir suç da değil. Çünkü Avrupa'da var o ambargonun içerisinde. Yani bütün efkar umumiye var, bütün dünya var. Yani şimdi Amerika yargılıyor zarrafı ama yani uluslararası mahkemede mi devreye? Sanmıyorum. Yani oraya kadar gitmez iş. Zaten yeter Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. Yani daha da yaptırım gücü olan bir şey. Çünkü tabii Uluslararası ki. Ceza Mahkemesi'nin zaten bir yaptırım gücü yok. Yok. Yani o daha siyasi ve sembolik manada kalıyor. Hayır, iş buraya uzanırsa, Türkiye'deki ilişkileri uzanırsa, Türkiye'deki o kişiler tabii ki Amerikan mahkemesine yargılanamaz da uluslararası mahkemede yargılanabilir mi acaba? Onu merak ediyorum ben. Yani şöyle olur. Onun için bir uluslararası ceza mahkemesi ayağı gerekir ki orada değiliz daha. Ama yani onun yani o mümkün değil yani. O zor. Şimdilik diyorsunuz. Zor tabii. Evet. Daha doğrusu çok uzun sürer o süreç. Yani ve de Uluslararası Ceza Mahkemesi pratiği bildiğimiz kadarıyla bu tür davalarla ilgili bir pratik değil. Yani o bakımdan şöyle olur mesela bununla bağlantılı olarak o paralarla silah alınmış olabilir mesela. Oradan girer mesela. Oradan yakalanır. Anladım. Öyle olursa aynı. Tabii. Çünkü zaten bu iddianame Aralık 2015'te yazılmış. Çok enteresan. Bizim de aşina olmadığımız bir durum. Yazılıyor, jüriye onaylatılıyor ama tabii çok gizli bir belge olarak. Ondan sonra o bakımdan Nuray Hanım'ın dediği şöyle doğru. Bu birdenbire ortaya çıkarmış, adamı yakalamıştı. Bir kere iddianamesi hazır bekliyor. Neye göre yazıyor şimdi bu iddianameyi yazmış? Adamı mı bekliyor yoksa bu bir belli ki bir anlaşma var. Ona göre iddianameyi yazmış, her şeyi tamam etmiş. Hazırlanmış, ondan sonra hazırlanmış, görüşmeler olmuş. Yani bu bir kere aşağı yukarı kesin gibi. İkincisi burada bu zarf için çalışan bir kişi var. Halil İbrahim Akkaya galiba kendisi. Bir dakika kim? Pardon, Adem Karahan. Şimdi bu daha önce Cumhuriyet Gazetesi'nde açıklamalarda bulunmuştu. Çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye menşeli altınların ihraç edildiğini, sonra aynı altınların yeniden ithal edildiğini, yanlış beyanname verilerek bu işlemin 89 kez tekrarlandığını, ayrıca 2010 yılı ile 2013 yılı arasında 26 aylık dönemde 1 milyar 100 milyon dolar nakit paranın valizlerle taşındığını söyleyen bu kişi, yani Adem Karahan, yine Cumhuriyet Gazetesi'ne dün bir açıklamada bulundu. Beni savcı çağırsın diyor, ben bunları da izah edeceğim. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de büyük bir soru işareti var. Onlarınki kara para, işte bizdeki de rüşvet. Bu böyle bir şey yok yani. O rüşvetler, bu işlemler Türkiye'deki şirketler üzerinden veya offshore şirketleri üzerinden İranlı şirketlere para aktarmak üzere onlara göz yumulsun diye besbelli verilmiş rüşvet. Dolayısıyla yani bu hepsi bir arada görülecek. Yani bilmiyorum, ne düşünüyorsun, ne olacak sonunda? Türkiye'ye bunun yansıması ne olur? Yani şimdi orada bir dava görülüyor da nasıl yansıyacak Türkiye'ye? Böyle bir hedefine kilitlenmiş savaş gemisi gibi birisi buraya doğru geliyor. Hazırlığını yapmış, stratejisini oluşturmuş, hedefi belli. Burada önemli olan şey, sen Batı İttifakı içinde yer aldığını söylüyorsun.
NATO üyesisin, Birleşmiş Milletler üyesisin, bilmem Avrupa Konseyi üyesisin, Avrupa Birliği ile müzakere içinde bulunuyorsun ve sistemin ambargo koyduğu birisiyle işbirliğine gidiyorsun. Bu bir kere affedilebilir ve kabul edilebilir bir iş değil. Bulunduğun ittifak cephesiyle, blokla bir arada hareket etmeyip onun hedeflediği bir unsurla işbirliği yapmak. İkincisi, bunu yaparken tabii ki uluslararası hukuku, yani sorduğun şey, hı hı, uluslararası hukuku çiğniyor. Hı hı. Yani bunu ferdi olarak zarra bağlarlar, yarın başkasını alırlar. Bu uluslararası o sistemin hukuken aldığı bir kararın delinmesi, dolayısıyla o hukuksal yaptırımın işlemez hale getirilmesi gibi bir mesele. Üçüncüsü, bulunduğun ve yönettiğin ülkenin de kurallarını, hukukunu, anayasasını çiğniyorsun. Bir de bunun üstüne paraları götürüyorsun, hırsızlık yapıyorsun, yolsuzluk yapıyorsun. Orada iş durmuyor. Bir de darbe yapıp bunun, kendi ülkenin bunu yargılamasının da önüne geçiyorsun. Bu fazla ağır. Yani fazla ağır. Bunu... Yalnız şöyle bir şey var. Bu şimdi yapıldığı zaman, yani uluslararası ambargo Türkiye tarafından delindiği zaman, bu aslında ABD'nin de göz yumduğu bir şeydi. Şimdi dünyada böyle işler de oluyor. Her şey kuralına göre falan gitmiyor. Müttefik bir ülke. Türkiye'nin hani İran'la özel ilişkileri var. Bu çok başka konularda da dikkate alındı. Yani Türkiye İran'la hani ilişkilerini bu kadar hani işte haydut devlet filan terör desteklerinde ilan edilmesine rağmen Türkiye'nin ilişkileri dengeli gitti. Ve bu müttefikleri tarafından anlayışla karşılandı. Yani çok önemli bir komşusu. İşte enerji ihtiyacının önemli bir şeyi. Ortağı. Sağlayıcısı. Yani enerji satan bir ülke. Bunlar yani böyle hani Türkiye başından itibaren böyle bütün ambargoları gizlice falan yaptı. Zaten çok bu kadar işi bu kadar gizli yapmanıza da imkan ihtimali yok. Kesinlikle, tabii ki öyle. Tabii. Ama olan şey şu. Türkiye tabii bir kere kendi ittifak sisteminden tabii dışarıya düştü. Hem pek çok bakımdan, sadece bu bakımdan değil. Bu esnada da tırnak içerisinde talihsizlik. İran'da bizim eskiden ittifak içerisinde olup ayrı düştüğümüz ülkeye yaklaştı. Aslında Türkiye bu gelişmeden en çok yararlanabilecek ülkeydi. Çünkü kendisi zaten Batı ittifakı içindeydi ve de İran'la da özel ilişkileri vardı. Ve de İran-Batı yakınlaşmasından ancak fazlasıyla faydalanabilirdi. Bu tür şeyler de hani rüşvet kısmı, iyice yani karanlık kısımları tasfiye edilerek büyük bir, başımıza büyük bir bela haline gelmeyebilirdi. Yani onu da söylemek lazım. Her zaman çok her şey kuralına göre işlemiyor. Ama tabii bir yandan hani Orta Doğu'daki dengeler, uluslararası ilişkiler tamamen değişip, yani İran'la anlaşma üzerine, ki ben bunun çok hayırlı olduğunu düşünüyorum Orta Doğu açısından da. ABD ve Avrupa'nın İran'la yakınlaşmasını. Diğer taraftan Türkiye'nin Batı ittifakından tamamıyla giderek de daha fazla savrulması bu işleri daha göze batar ve daha geniş çaplı hale getirdi. Yani Türkiye'nin karşısında şimdi böyle bir sıkıntılı durum var. Hani böyle sıradan işte bir seyir içerisine gitmiş bir şey değil, öyle gitmeyecek belli ki. Ama zaten bakın yani belki hani tabii Türkiye'de insanlar daha ziyade işte hani acaba bu iktidara zararı ne olur falan diye hesaplıyor. Ama zaten bu savcının kaç izleyicisi, kaçtan kaça çıkmış? 250 bin mi oldu? 239-40 bin, şimdi hala tırmanıyor. Bakın dünya gücü olacak diye yola çıkan bir ülke sonunda vatandaşı Amerikalı bir savcıdan medet umar hale gelmiş bir memleket oluyor. Zaten bu zarar. Dan başlayalım işe. Yani nasıl ne oldu da Türkiye nasıl bu hallere geldi? Neler yani yazıyorlar? Ondan sonrası falan. Bir de şeyi bilmiyoruz tabii. Yani bu bir anlaşmayla gittiğini yani tahmin ediyoruz. Yani çölde suya rastlamış gibi oldu insanlar ya. İnanılmaz bir şey yani. Gerçekten utanılacak bir şey. Yani Rezalli, her şeyden tabii öte. Yani... Yalnız bak burada şunu söylemek istiyorum. Bize tabii ki kısmen göz yumdular şunun için. İhtiyacımız olan
petrolü sağlayıp onun parasını transfer edebilmemiz için. Ama yani anlayışlı davranmalı. Ama tabii. Bunun yaptığı böyle olmadı. Bunun yaptığı bütün İran şirketleri var. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler'in ambargo koyduğu bütün o şirketlere kaynak aktarmak üzere bazı offshore paravan şirketler üzerinden hayali ihracat yaparak Türkiye'deki şirketlerin üzerinden çok daha yüksek miktarlarda, yani Türkiye'nin aldığı petrolün karşılığının ödemenin yanı sıra çok geniş çapta tamamen ambargoyu delmeye yönelik faaliyetleri yaptı ve bu faaliyetlere göz yumulsun diye rüşvet dağıttı. %4 kendisi komisyon aldığını, yardımcısı bunu söyledi. %4 de siyasilere dağıtıyordu bu komisyonları. Canım, o olay içerisinde olmayan kalmamış. Yani büyümüş yani. İzin verildiği kadarıyla bile anlıyoruz. Bir de ama yani bunun ihlalinin en önemli, yani bu abartılı, sen petrol alıyorsun, sana bir miktar bu anlamda ambargonun dışında imtiyaz taşırız, tanırız, sınırını çok aşmasının belgelerinden biri Ali Babacan'ın bu altını İran'a kaçırıyorlar. Hazineden vesaire bütün her şeyden sorumlu ekonomi bakanı olarak İran'a kaçırılıyor diye altını çizmesi çok ilginçtir. Yani esas o detaylara girileceği vakit bir milattır Ali Babacan'ın İran'la altın ticareti üstünden kara para aklanması ve sistemin delinmesi öyle bir noktaya geldi ki bu Amerika Birleşik Devletleri ile sistemle yapılan anlaşmanın çok dışına düştü. Ondan bir de dolayı muazzam bir hırsızlığa, yolsuzluğa, rüşvete dönüştü. Yani olayın İran ayağında bile. Şimdi İran'a tabii aslında ambargoyu delinmesi için bu sistemi bu tezgah kurulmuş. Ama İran da bu iddiası ne Zencani yani? Beni dolandırdı. Devleti dolandırdın diyor. Böyle büyük bir paraya iş için, el koydu bizim böyle paramıza. Böyle bir iş için zaten yasal şeyin dışına çıkılmış. Ama onun ötesinde bu yasal formel şeylerin çerçevenin dışına çıkılmasıyla beraber bir de üstüne üstlük her türlü dolandırma. Yani buradan bir para akarken bir tane almışlar. Sonra bir şey olmuyor. Biraz daha almışlar. Açık sonra küfe değil mi? Bu senin bir sürü insan bu çıkar şeyinden faydalanmış. Bu böyle önünden paralar akıyor. Bunlar böyle sonunda alma. Zaten Türkiye açısından da ambargo, yolsuzluk. Ambargo delmenin de bir adabı var. Şimdi, onu bile söyler abi. Şimdi efendim ambargolar delinmek üzere yapılmıştır zaten. Hatırlasanıza Irak ambargosunu delmeyen kalmamıştı vakti zamanında. İran içinde bu bir danışıklı dövüştür. Ama bunu abartmamak lazım. Bir, demin Mehmet'in söylediği önemli bir şey var. Şimdi hem abartma var hem bir açgözlülük var orada dediğin gibi. Artı bir de bağlı bulunduğun stratejik sistemin tamamen tersine giden bir iç politika ve dış politika. Hatta bir refleks halinde. Üstelik de oradan gelen kaynak o yanlış iç ve yanlış dış politikayı bir şekilde besler hale geliyor. Yani burada bir sorun var aslında. Sorun orada. Öyle yoksa sorun ambargo delmekte değil. Ya. Aynen öyle. Sorun ambargo delmekte değil yani. Evet, bu adam bu işlerin merkezindeki adam çıkıyor. Diyor ki bu Türkiye'nin bütçe açığını ben kapattım. Kapattım yani bakar mesela mısınız duruma? Acayipten de bunu çok milli, yerli, ulusal hırsızlığın, yerli kara milli para aklamanın, ahlaksızlığın, ya adam geçen sene büyüklüğünü ödül almadı mı? Ben mi yanlış? Aldı, ödül verdi bizim bakanlarımız. Evet. Numan Kurtulmuş. Numan Kurtulmuş. Sonradan böyle bir şeyler dedi ama bilmiyordum, anlamıyordum. Türkiye'de bilmeyen kaldı mı sarrafı? Bilemiyorum. Herhalde bir tek Numan Kurtulmuş kaldı. Kalmış idi, o da öğrendi. Yani bu olaya böyle bir temas ettik. Hakikaten ben Türkiye'de bunun yansımaları olacağını, ortaklar, şirketler. Yani yansıma nazik bir kelime olarak kalabilir. Sarsıntıları demek istiyorsun, deprem demek istiyorsun. Şimdi burada biliyorsun şey, havuz medyası şöyle diyor, bizim diyor bir milli duruşumuz var. Hı-hı. Milli bir duruş. Bu milli duruşa karşı Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliği yaparak işte bu orada bir darbe, yani onu bir devirmeye çalışmak üzere bu Rıza Zarrab milli duruş olayı tekrar gündeme getirildi diyor. Aynen. Halbuki onların kendi işleri herhalde yani bize. Ya bakın o mantığa bakarsanız Amerika'da zaten bu darbe planlarının içinde bütün dünya. Tabii canım. Yani bütün dünya birbirine düşman olan insanlar bile Türkiye'ye düşmanlıkta
ve de Türkiye'de her türlü ard arda darbe yapmakta azmetmiş, işbirliği içerisinde davranan unsurlar. Milli ve yerli hırsızlara karşı bir şey söylemez. Milli ve yerli hırsızlara karşı dünya harekete geçti. Harekete geçti. Şimdi aslında tabii bu iddialara inananlar var. Sen bir profesörsün, öğretim üyesi. Bir başka öğretim üyesi biz bir konuşma yaptı biliyorsun. Cehalet ferasettir dedi. Ben dedi eğitim seviyesi yükseldikçe endişeye kapılıyorum. Böyle bir şeyi nasıl yorumluyorsun? Valla kendisi söylediğinin kanıtı gibi gerçekten. Öyle insan bu saçma görüşe inanası geliyor yani. Onu hani profesör ünvanlı birinin bu söylediğini görünce. Aa gerçekten yani herhalde profesör olmak çok kötü bir yani şey. Yani insanın kafası gerçekten bulanıyor dedi size. Kanıtı kendisi olabilecek bir söz yani başkası için söylenebilir mi? Nasıl bir mantıktır konuşursa. Kendi kastettiği feraseti kaybetmemiş. Hayır tam tersine. O herhalde kendine bakıp kişiyi nasıl bilirsin kendin gibi. Okudukça zihni bulandı herhalde. Bulandıkça da ya keşke hiç okumasaydı. Çocukları cahil bırakarak ferasetli yapmaya çalışan bir öğretim üyesi. Hayır ama yönetici de. Şaka bir tarafa. Şimdi tabii çok ciddi bir şekilde her otoriter gidişte, her otoriter sistem ve rejimde çok ciddi bir aydın düşmanlığı. Öyle mi? Şey vardır. Ya, tabii kaçınılmaz. Yani aydınlar baş hedefler arasındadır. İşte onlar yabancılaşmıştır toplumlarına. Onlar yabancılarla işbirliği yapmaya zaten hazır ve nazırdır. Dil bilirler. Ve o yüzden o dönemlerde böyle kısır döngü olarak bu aydın düşmanlığı, aydın düşmanlığı böyle bir nefreti falan böyle kitleselleştirir ve çok tehlikeli sonuçları olur. Bizimki de onun artık doruk noktasına çıktığını gösteriyor. Bizimkiler zannediyorlar ki bunları kendileri icat ettiler. Yoksa bu burada olan her şey sıradan her otoriter rejimde, her sarpa sarmış siyasi çevrede oluyor. Bakın en son İsrail'le ilgili bir şey okudum. Netanyahu hükümeti. Yani isimleri değiştirin. Yani o aşırı sağcıları ki zaten biliyorsunuz sağcıların iktidarında ve o yüzden İsrail'de çok tökezliyor uzunca bir zamandır. Biz İsrail'e büyük bir bütün olarak bakıyoruz ama yani yeni sanki dostum. aralarında bir şey yok gibi. Orada işte yine bizimkine benzer bir çevre işte bir liste yapmış bir dergide. İşte filan Uri bilmem ne işte İnsan Hakları Derneği bir şeyse zaten Hollanda ajanı. İşte bilmem yazarlar bir şeysi, işte Filistinlerle dayanışma şeyi. Şimdi gazetede çıkıyor bu. Tabii bir dergide bir makale. Tam bizim hani bu iktidar destekleyen medyada çıkanların tıpkısının aynısı. Hiç böyle sevmiyorlar Siyonistleri, Miyonistleri ama bu oralarda da öyle. Aynısı yani vatanına ihanet etmiş. Böyle ne kadar böyle hani Filistinlerle anlaşalım, ılımlı, barışçıl siyaset güdelim diyen varsa orada vatan haini. Burada başkaları vatan haini. Kürtlerle aman çatışmalı ortam sona ersin, barışla, müzakereyle devam edelim diyenler. Polonya'da çok benzeri, Hindistan'da çok benzeri. Hepsinde çok ciddi bir aydın düşmanlığı, aydınlara hain, ajan, beşinci kol. Yani bu klasik bir örnek, yani ders kitabı örneği Türkiye. Evet, şimdi mesela aydınlar var cezaevinde. Bunları da hatırlamamız lazım çünkü o kadar çok kişi cezaevinde ki maalesef sık sık hatırlatamıyoruz. Üç tane aydın. Birisi Boğaziçi Üniversitesi'nde zaten akademisyen. Son 24 saatte yani bu zarrab bağlantılı mı değil mi bilemiyorum. Tesadüf mü ama şöyle gelmeden şöyle 6-7 tane nokta çıkardım. Bakın bugün neler oldu. Bu Brüksel bombacılarından bir tanesi bu memlekete iki kere girmiş çıkmış. Evet. El Bakrawi. Fas ve Belçikalı ne olduğu belli değil. Orada büyük soru işareti var. Türkiye ile teslim etmiş onları. Hiçbir belli karışık bir öyle mesele. Diyor, yani. Tamam. İkincisi bahsettiğiniz akademisyenlerden bir tanesi dün Esra Mungan hücreye kondu tek başına. Tabii tek başına. Duymadık, bu akşam savcı 1,5 ila 7,5 yıl hapislerini istedi. 3-4'ünün. Açıklama yapanların.
bir saat önce. Peki öbürlerinden ne farkı var ki şimdi? Ben bunu da anlamıyorum. Herkes o bitmedi. Yani şey yarın Can'la Erdem'in bizde mi hapsediyor? Hayır, komedi deme. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yarın çok, Can'la çok Erdem'in 9.30'da evet, mahkemesi var. Ben de gideceğim. Pek çok kişi çok endişeli. Tutuklanabilecekleri konusunda evet, bir takım endişeler var. Yüksek bir ihtimal maalesef. Bakın etti 4. Bülent Keneş'e bugün neredeyse 3 yıl 299'dan hapis cezası mi? Evet istendi. Ona Ensar i̇stendi. Vakfı kepazeliğini biliyorsunuz. Bakın bunlar hep üst üste geliyor evet. Yalnız. İŞİD emiri, Türkiye İŞİD emiri Bayuncuk serbest ve bütün saz arkadaşları serbest kaldı bugün. Ve kişisel verileri koruma kanunu ile ilgili bir kurul kuruldu. Dün gece yarısı hiç torba yasada yasalaştı gitti. Adalet Bakanlığı'nın altında ve kurul üyelerini hükümet tayin ediyor. Böyle bir kişisel veri koruma olabilir mi? 7-8 tane ya hakikaten bu bir karşı taarruz gibi görüyorum ben bunu. Yani bu bir tuhaf yani bu tesadüf olabilir ama yani ortamın ne kadar daraldığını hissetmemiz açısından fevkalade önemli bütün bu gelişmeler. Bu yani. Bakın kişisel verilerle ilgili şundan şüphelendiler acaba Zarrab'ın bilgileri verilmesin, verilsin tabii, başka tabii. ülkelere. Tabii, tabii. Fakat Ömer Çelik şöyle bir açıklama yaptı. Onu da hatırlatmamız lazım. Dedi ki bunu bizim yurt dışındaki vatandaşlarımız arzu etti. O ülkelere vermeyelim diye. Bilemiyorum. Yani ben bunu anlayamadım. Türkiye'de niye? Öyle bir kişisel veri koruma hassasiyeti falan yok. Telefon ediyor bankanın biri. Evet. Anneannenizin kızlık soyadını soruyor. Herkes söylüyor yani. Onu anlamadık. Şey ondan dolayı filan dedi canım, ama bu muhakkak şey. Böyle bir torba yasa alelacele çıkartmanın vizeyle alakalı o. Zaten Nazlı Hanım şimdi vizeyle şöyle bir şey var. Bakıyorsunuz mantıken yani böyle soyut baktığınız zaman bir şey gayet savunulabilir oluyor. Tabii. Yani cidden bireysel mahremiyet filan açısından hepimizin destekleyebileceği bir şey. Ama bunların hangi iklimde olduğu çok önemli. Pek çok konuda böyle. Yani mesela Ensar Vakfı konusunda da öyle oldu. Ben de aynı şekilde gerçekten yani Ensar Vakfı veya başka bir vakıf. Yani bu tür kişilere her yerde rastlanabilir ve bunu bir kurumu damgalamamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi bu gerçekten böyle. Fakat Türkiye'de bunun bir de çevresi var. Yani olayın geçtiği, cereyan ettiği şey. Müktezebatı var. Bir siyasi koruma altına alınınca böyle bir şey daha başka bir anlam haline geliyor. Veya genelde otoriterleşen bir sistemde birdenbire hani çok böyle hani birey haklarını koruyucu bir şeyden ister istemez kuşkuyla bakıyorsunuz ve kuşkulanıyorsunuz ve ardında olabilecek başka ihtimalleri düşünüyorsunuz. Yani bu fesatlık, kötü niyet falan alakası yok. Öyle bir ortam var ki Türkiye'de. Yani tamam bakın Batı ülkelerinde de böyle yapılıyor falan denilebilecek gibi bir şey yok ki. Yani kişinin, bireyin hakları, özgürlükleri konusunda hiç hassas olmayan, bunların tam tersine giden bir gidişatta siz ister istemez bunu yani sorguluyorsunuz. Bu Karaman'la ilgili gerçekten insanın içinin kaldırmadığı korkunç konuşmaktan imtina ettiği bir mesele ama ne oluyor ne bitiyor diye izlediğim vakit olayların bu rezilliğin, iğrençliğin bir daha tekrarını engellemek üstüne bir hareketten ziyade üstünü kapatma yönelik organize hem kentin yönetenlerini hem bir şekilde bu konuda açıklama yapan unsurlar. Bütün ben beyanatlarını okudum ya. Bütün haberleri okudum. Bugün iddianameye baktım. Söylemediklerini iddianamesi 3 yıldır süren bir korkunç. Ne diyeyim yani nasıl ifade edeyim. Aynı zamanda Ensar Vakfı ile İmam Hatip derneklerinin kiraladığı. İmam Hatip Liseleri mezunları derneği. Neyinin kiraladığı. Mesela bunu asla söylemiyor. Yok öyle bir şey bilmem ne. 3 yıldır olan bir hadise, 8-10 yaşındaki çocuklar, 10 çocuk, aynı zamanda denetimsiz 2 tane kiralanmış ev. Bu da yasal. Bunlar sırf şeylerde iddianame dışında, mesela Cumhuriyet Başsavcılığı 45 çocukla ilgili iddia ediyor. Hayır öyle bir şey yok, 10 çocuk diye açıklama yapıyor. Bilmem işte ferdi merdi yani çok ahlaklı bir şekilde bir kişi kalkmış çıkmış. Peki bu organize bir ortam değil mi? Bir ambiyans yok değil. İddianamenin ortaya koyduğu deliller bunu böyle söylemiyor. Fakat
Ya bu hepimizi utanca sürükleyen, kabulü mümkün olmayan, iğrenç, rezil bir durumdur. Bir daha tekrarlanmasın, önlem alalım gibi bir şey yok. Korumaya yönelik. Siyasal İslam'a bir şekilde yani alel bir gelmez. Şey, bu haksızlık olur yani böyle bir şeyi korumak değil de. Aman bu cenaha yani öyle örtme. Her şey. Hayır, bütün açıklamaları ben okudum. Resmi açıklama, valiliğin açıklamasını okudum. Yani bu üstüne gitmediğin vakit korumak oluyor ya. Yani bütün Cumhuriyet Başsavcılığını okudum. Yani bu okudum. Cenaha kötü pislik sıçramasın. Yani hayır ama yani o bir anlamda yani her şey koruma o. İktidarı zayıflatmak tabii, tabii. için. Ha, mesela bir tabii, haber tabii. yapılıyor işte. Tabii. Burada böyle bir şey olmuş. Başka kurumda da olabilir yani. Tabii her yerde. Ama hani yakın bir şeyse, kurumsa bu mutlaka iktidarı zayıflatmak için. Problemli olan kısmı o. Ya yoksa çocukların yani başına gelen şey... bu felaket önemli değildir. Yeter ki siyasal iktidar yıpranmasın. Böyle yani bir anlayış olabilir. Saygın gelişmelerin hepsi bu çerçevede zaten ele alınmalı yani. Bütün. 299'da niye iddianamenin söylediğini 299'da. Hiçbir şeyini vali söylemez, yani. Baro başkanı söylemez, Cumhuriyet Başsavcılığı söylemez. Niye bunu yazdırmazlar? Bakan söylemez. Niye bütün açıklamalar bu ortadaki meseleyi örtmeye yönelik? Bak şimdi dün biliyorsun reddedildi araştırma. Bugün iktidar partisi katılmış. Dün yok, çok kavga verdi. Çıktı. Kendi önerdiği için. Ha. Dün kavga çıktı. Bugün artık anladı ki toplumda çok tepki var. Bugün bu araştırma komisyonu kurulacak. Yalnız bakın şunun üstünde durmak lazım. Bu bir var. Kişi yaptı filan olmaz. Çok derin araştırmak lazım. Bu meseleler çok hassas konular. Bir kişi yapmış olabilir. Ama hani biliyorsun bir Spotlight filmiydi değil mi? Tabii. Yani araştırıyorsun bilmem ne yüksek kardinale kadar çıkıyor bunlar birbirine göz yumarak. Bunlar tehlikeli işler. Çünkü çocuklar bunu itiraf etmekten çekinebilir. Tam da o nedenle gerçekten hani ben her konunun siyasal çerçevede tartışılmasına yanayım. Ama bunu gerçekten de yani bu iktidar hani korumacı davrandı. Ona karşı hani iktidara karşı bir şey olarak yani böyle siyasallaştırmamak lazım. İktidar böyle davransa bile çünkü çok hassas bir konu gerçekten. Her korkunç çevrede ya, olabiliyor. Her çevrede olur galiba. Ve de yani buna karşı farkındalığı biz çok daha yeni olan bir ülkeyiz. Yani bu tür şeylerin çok konuşulmadığı, etmediği, genel bir örtme basma alışkanlığı olan bir şeyiz. Onu ne olursa olsun ya iktidar nasıl davranırsa davransın gerçekten de konuşulabilecek yani bu çerçevenin dışında konuşulabilecek hale getirmeliyiz. Çünkü küçük gerçekten bu tür hastalıklı pedofil insanlar hoş bazı liberallerimiz bunlara hastalıklı bulmuyor. Yani bunu bir seçim bazı olarak. Yok pedofil artık o her yerde suç o. Bir tane vardı. Bir tane evet, vardı. Biliyorum da yani. Ama o SS'le de bağlantılı söylediğiniz tabii yani. Şimdi bunlarla da bağlantılı. Tabii. Bunları gerçekten mümkün mertebe bir çok ciddi mesele olarak bakmak lazım. Çünkü bu kurumlarda bakın bir çocukcağız da yine kayboldu. Bakın bunları beraber düşünün. Evet. Kayboldu. Gene servis şoförü. Ya. Çünkü dünyadaki örneklerde de böyle. Bu tür insanlar çocuklarla yakın temas içerisindeki mesleklere talip oluyorlar. Yani işin bu taraflarına bakmak yani doğru olurdu. Yani burada kamuoyunun bilincini arttırmak, önlemleri evet, bu kurumları çok iyi üst düzeye çıkarmak. Olursa olsun. Yani bunu bu toplumun hiçbir şekilde bundan ne çocuklarının ne toplumun tümünün yara almayacak bir önlemler dizisi söz konusu olmak gerekirken siyaseten saydan o mu bu mu diyecek bir meseleydi. Bu korkunç bir mesele. En kötü bu hale diye getirip bunları konuşmamızın engellenmesi. Bunları konuşmanın bile iktidarı yıpratacak çerçevede algılanması. Yani şimdi bakın orada mutlaka bir ihmal söz konusu en azından en hafifinden suça iştirak olmasa bile 3 yıl süren bu şekilde bir insan bakın çocuktan fark edebilir gelişmelerden siz kendi yakınlarınızdan demek ki bir ilgisizlik söz konusu açıyorsun evi oradaki çocuklarla şimdi bu tür kurumlar kime ait olursa olsun ha, gerçekten çok iyi denetlenmesi zaten çocuklar 8-10 yaşında ya kim kendi çocuğunu 8-10 yaşında bir şekilde sahipsiz kurumsal da olmayan kiralanmış bir eve yok şey, pek çok kırsal kesimden yani evlen, yoksul aile çocukları tabii, yoksul muhtemelen aile yani çocukları. Kiralanmış bir İki kata dağıtılmış çocuklar bunlar. Onun için bir türlü yok biz değiliz bilmem ne değiliz o değil bu değil. Şimdi savcı anlatıyor orada kim kiralamış oraları. Evet o da yasa dışı filan. Neyse yani her konu dönüp dolaşıyor. Gündemimiz çok yoğun.
Evet. Gündemimiz yoruldu ama bu da çok önemli bir mesele. Hı hı. Vatandaş çok büyük tepki gösterdi. Onları da polis maalesef yine dağıttı. Bu tepki gösteren kadınlar var, onlar var. Yani ya insanlar ferahlamak istiyor sokaklara çıkıp hadi yine su sıkılıyor üstüne falan. Şimdi pardon bir son bu meseleyle alakalı evet, bir tweet dönüyor çok önemli. Bu evet. Zeynep Kuriş diye bir gazeteci vardı onu hatırlattılar. Evet. Pozantı cezaevi ve hapse attılar bu kızı bu meseleyi ortaya çıkardı diye gene. Pedofiliyle alakalı. Tabii. Yok hayır kim pardon ben tabii, biriyle tabii. Karıştırdım. Pozantı cezaevinde çocuklara tecavüz olayını ortaya çıkaran gazeteci Zeynep Kuriş devletin mahremiyetini deşifre etmek suçundan tutuklanmıştı. Ha, onu hatırlatıyorlar. Tabii herkes bunu hatırlatıyor. Konuşulmuyor yani hiçbir zaman konuşulmuyor. Bunun AKP'yle de alakası yok. Yani. Tabii, aynı zamanda fikri takip de yok. Yok tabii. Mesela o çocukları cezalandırmak için o hapishane müdürünün özel o çocukları gönderdiği koğuşlar söz konusu olmuştu. Tabii. Ne oldu o müdür? Çok eski değil yani. Şimdi onun için hatırlatıyorum yani bu konunun. Adalet Bakanlığı ne yaptı? Mesela son kaybolan çocuk, servis şoförü, yakınındaki insanların tehlikeye teşvik etmesi bunların hepsini birlikte konuşmak lazım. Yoksa dediğim gibi böyle hani o kesimi koruyayım, bu kesimi koruyayım diye bunları yok canım her konusu, yerde var olmaz olur mu? Ben işte Hristiyan o Katolik kilisesinde çok örnekleri verdik. Tartışma ama oldu. Ama bakın dünyada bu kabulleniliyor. Öz eleştiri yapılıyor. Gazeteciler de daha bir mücadele veriyor. Korkup sinmiyor. Bu meseleler daha şeffaflaşıyor. Şimdi bir kere bizde Nazlı Hanım yani son gerilim ve yani illa kutuplaşma çerçevesine girmesinin dışında öteden beri bir kere kurumlar konulur. Yani aman kuruma zarar gelmesin. Yani mesela sadece böyle söyle bir vakıf koyuyorsun. Bir bilmem ne falan değil değil mi? Yani mesela şu çocukların korunduğu işte şeye bağlı devletin kurumlarında böyle bir şey ortaya çıkar. Ay kimse aman üzerine gidelim işte biraz daha titiz davranalım. Tabii. Sorumlular var mı yok mu demez. Aman bizim kurumumuz temiz, istisnadır der. Yani bu ötüden beri o şimdi tabii. Zaten. Evet, şimdi de yani korumaktan ziyade böyle bir refleks. Bunu yaparsanız, hiç kurcalamazsanız bu işler tabii. Çünkü ahlak çözüm. Ahlak bir kesimin tekelindeymiş gibi gösterip orada ahlaksızlık bir de tabii yani bir diğer taraftan da ahlaklı kıza, olan bir kıza tecavüz iddiası. Edildi. May efendim mini etek giyersen. İşte. Öbürüne böyle bir ortam. O saatte orada ne işin vardı? Böyle bir ortam olduğu zaman veya zaten şunlar iffetsiz. Bunlar her başına gelir. Peki ben çok ahlaklıyım diyenin bulunduğu mevzilerde yani bu ahlakın buralarda kurulduğu yerlerde tabii yani çok ciddi zaaflarla karşılaşıyor. Şimdi biz hep iktidarın hani biraz olumsuzluğunu söyledik ama son derece büyük bir başarı son zamanlarda elde etti. Göç şey meselesi. Suriyeli göçmenler evet. Re karşılık vize. Türkler serbest dolaşım hakkına mı sahip olacak? Kolayca oldular, dolaşıyorlar artık. Dolaşıyorlar. Rıza da ya. Dolaşırken Amerika'ya bir uğrayayım demiş. Bu başbakan gitti, el sıkıştı. Şimdi hiç artık vize falan alma. Artık vize falan yok ben alma. Gideyim o zaman. Yani 80 milyon istediği gibi dolaşıyor. Dolaşıyor büyük bir başarı sağladılar. Ha, sağlandı yani o başarı. Allah'ım ama bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz Cengiz Bey? Yalandan kim ölmüş? İşte herhalde o. Yani tuhaf... Psikiyatrlar bu sözcüğün böyle ulu orta kullanılmasını sevmiyor haklı olarak ama hakikaten şizofrenik bir ortam yani. Niye? Yani bu buna, hakikaten bizim... Bu böyle bir şey yani şimdi bakın 72 tane koşul diye bir şey var. Her dolaşıyor işte ne olduğu bizim belli bir değil. Bizim bir görüntü vardı eğer oynatabilirsiniz gösterebilirseniz gösterin. Ya kitapçık olarak basılmış. Yani. Bakın zaten, var 72 koşulu gösteriyor nedir bu? İnşallah ben burada özellikle 72 koşulun... Yolsuzlukla ilgili 7 maddesini aldım burada. Birebir yolsuzlukla alakalı yani yolsuzluğun önlenmesiyle alakalı. Yoksa 72 koşul sadece pasaportlar çipli mi olacak, rengi ne olacak falan değil. Böyle şeyler de var 72 tamam, koşul yeter. Arasında. Tamam Cengiz Bey'i gösterebiliriz. Evet. Şimdi bu yani bir yazdım da zaten Haberdar'da bunu ama şunu söylemek istiyorum. Bir kere bu koşullar yani teknik olmanın ötesinde... Bir insan haklarıyla alakalı ve yolsuzluğu engellemeyle alakalı koşullar var aralarında. Şöyle bir öngörüm var. Eğer bu koşullar yerine getirilse,
yani vize muafiyeti öncesinde Türkiye demokratikleşir zaten. O kadar o kadar öyle, o kadar zor ağır koşullar ya. Yani. Tabii. O yüzden bir kere öyle bir şey yani söz konusu değil. Bütün dünyanın tanıdığı Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Türkiye ne diyor? Güney Kıbrıs Rum kesimi diyor. Mesela onu demeyecek mi mesela? Mesela insan hakları ile ilgili şöyle çok temel ve bizi birebir ilgilendiren, herhalde oraya da geleceğiz. Bir koşul var. Terör tanımıyla alakalı. Terör tanımını Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği ülkelerinin terör tanımına uyarla ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi'nin içtihadına uyarla diyor. Şimdi bu kadar Türkiye'deki terör tanımı son derece geniş. O yüzden zaten bu akademisyenlerle uğraşılıyor. Yani şimdi yeni bir suç geliyor biliyorsunuz. Şeysiz, şiddetsiz, cebirsiz ve baskısız terör geliyor. Gelebilirse bakalım. Muhtemelen gelecektir canım. Zaten yani, terörle mücadele kanununda o anlama gelen maddeler var. Var zaten. Ve de onlar uygulandı. Şimdi mesela yani, terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütü aynı amaca hizmetinden laf etmek ama daha yani. Şimdi ağır herhalde gelecek. Bir değişiklik. Herhalde onunla bile yetinilmiyor. Yani. Ama şimdi şizofreni dediğim de o. Şimdi bakın buradaki koşullardan bir tanesi bunu reddeden bir koşul. Bunun tersini yap diyor. Şimdi bu koşulun yerine getirilmesi gerekiyor. Yolsuzluk, orada 7 tane koşuldan bahsettim. Dünya kadar. Ne diyor yani yolsuzlukla mücadele. Mesela MASAK'ın kara para aklama ve terörün finansmanı vakalarını ortaya çıkarma kapasitesini arttır diyor. Çalmayın, çırpmayın, yolsuzluk organize yapmayın. Suçlarla mücadeleye yönelik 2016-18 arası geçerli eylem planını bir an evvel uyuşturucu insan ve silah kaçakçılığı ve sahtecilik olmak üzere organize suçların her türüyle mücadeleyi güçlendir diyor. GRECO, Avrupa Konseyi. Yolsuzlukla mücadele için birleşmiş ülkelerin 17 Mart'ta Türkiye raporları yayınlandı. Bunların 22 tavsiyesini yerine getir diyor. Bu tavsiyeler nelerle alakalı? Neler? Yargıçlar, savcılar ve milletvekillerinin yolsuzlukla alakalı tasarruflarının önüne geçilmesiyle alakalı. Bunlar tüpedüz terörist ya. Darbeci ya, darbeci. Şimdi düşünebiliyor musunuz yani? Absürt yani, hakikaten terörist, saçma. Terörist. Şizofren dediğim o. Milli değiller, yerli değiller, teröristler ve vatan hainleri. Bunlar İyi de vize bu sayede kalkacak Nuray. Beyefendiler şey AB'cidir, ben değilim öteden beri. AB'ye de kuşkuyla bakan birisiyim öteden beri. Şimdi aslında olan şu oldu. Yani AB Almanya'nın başını çektiği bir şeyle, siyasetle, pragmatik bir şekilde bu göçmenler karşılığında Türkiye ile el sıkıştı. Ama o kadar uzun boylu değil. Yani iktidar partisi hani bunu kavruyor da hani bir kamuoyu çalışması mı yapıyor yoksa bunu kavrayamıyor mu onu bilemiyorum. Ama yani büyük bir koz olduğunu düşünüyor. Yani İktidar Partisi'nin kullandığı bazı kozları AB gördü. Çok şey görmedi. Yani bütün bunları koşul olarak ileri sürüyor ama iş serbest dolaşıma gelince. Yoksa bir AB'ye başvuran aday ülke ne oluyor ya bu ülkede diye dönüp bir şey söyledikleri yok farkındaysanız. Yani ihtiyaç olunan alanlarda var, son derece yetersiz. Yok. Çok son derece çifte standartlı davranabilirler. Tamam. Bunu da son zamanlarda oraya geleceğim. Test etme şeyimiz oldu. Bizim iktidar partisinin problemi ise dediğim gibi ya bunun hiç farkında değil yani bu pazarlığın evet pragmatizm için oluyor filan ama pazarlığı. Bunun bir sınırının olduğunu ve ellerindeki kozun aman aman yani o kadarına yetmeyeceğinin bence farkında değiller. O yüzden bize yani iyi pazarlık yaptık. Zaten biz şimdiye kadar hep bu algı yüzünden bu hale geldik. Yani Orta Doğu'yu yönetebiliriz. Hayır, olacak gibi değil ama yönetebileceklerine inanıyorlar. Yani gidiyorsunuz sonra eliniz boş kalıyor. İşte oyun kuracağız olacak. Suriye'de Esad'ı devirecek olacak gibi değil ama filan diyorsunuz. Evet ellerinde patlıyor. Yani böyle bir ciddi bir algı problemi de olduğunu düşünüyorum ben. Yani herkesi kandırdıklarını filan. Yani öncelikle bence bu iktidar kendini kandırıyor. Tabii. Pek çok konuda. Ama bunları kandıran da çok.
Şimdi bu vizeyle ilgili, bu çok çetrefilli bir konu. Cemaat kandırmış. Cemaat çok kandırmış. Kimler kandırdı? Hep bunların gazozuna birisi şey atıyor. İlaç atıyor. Şimdi bu vize meselesi hakikaten evet. Türkiye'de pek çok insanı ilgilendiren bir konu. Onunla ilgili bir toparlayayım. Şimdi bu 72 koşul gördüğümüz gibi yani son derece çetin yerine getirilmesi. Ama şöyle olur Nuray Mert'in dediği gibi yani Avrupa Birliği bunu görmezden gelir. Orada koşullar ha tamam tamam der. Öyle mi? Olabilir. 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 Ay, yani ben vizeye uzanacağını sanmıyorum yani. Ama olabilir böyle bir şey. Yani olabilir ama neden olmaz? Şimdi onu anlatacağım. Neden olmaz? Şimdi bakın bir kere siyaseten gelecek sene Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ve Almanya'da da meclis seçimi var. Bundestag seçimi var. Bugün şu ortamda yani derin bir İslam karşıtlığı ve İslam korkusunun giderek yerleştiği, azdığı bir Avrupa'da. Yani Schengen'in tartışıldı. Bıraktık Türklerin orada serbest gezmesi. Böyle bir yani zaten Türkiye'ye şaşı bakan, İslam'ı sevmeyen, İslam'dan korkan bir Avrupa'da iki tane en önemli temel ülkede seçim var. Kaybederler seçimi. Türkiye'ye Türklere vize 78 milyona vize kaldırıyorum diyen seçimi kaybeder. Bunun hakla, hukukla, Türkiye'nin hakkıyla efendim biz 1963'ten beri imzacıyız, ortağız, bu bizim hakkımız, söke söke alırız. Mesele o değil. Siyasi bakmak lazım mesela her şeyde olduğu gibi. İki, bu memlekette milyonlarca işsiz var. Üç, bu memlekette IŞİD'liler var. Türkiye'li IŞİD'liler bunlar, IŞİD'çiler. Artı şimdi Kürt illerinden akan gelen yer değiştirmek zorunda olan Kürt mülteciler var. Yavaş yavaş onlar da intikal ediyorlar adalara ve Avrupa Birliği'ne. Şimdi neden bahsediyoruz Allah aşkına? Böyle bir ortamda 78 milyona yani kalkar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Başka bir veçesi daha var. Böyle bir şey olabilir mi? Sen, sana nasıl davranılacağını senin tutumun belirliyor. Yani at pazarlığı yapabilecek müzakere sürecinin çok dışında bir Avrupa Birliği Türkiye'nin toplumsal projesi vesaire derken Kayseri usulü pazarlık yaptık noktasına gelinmesi zaten o zihniyeti belirliyor. Şimdi ben bunun olacağını katiyen düşünmüyorum. İnşallah yanılırım ama şu var. Olacaksa Birliği, ne zaman olacak? Şimdi bu yani çifte ne zaman göreceğiz? Bakın, şimdi bu 2012'de bunun müzakeresi 2012'de başladı. Hı. 2012'de ben ve birkaç kişi daha dedik ki ya imkansızı istemeyin. Belli gruplara, iş dünyasına hakikaten haksız rekabet çünkü. Öğrencilere, hocalara, Avrupa ile ortak proje yapanlara, akrabaları olanlara, belli gruplara falan. Yani atlayacak uçağa gidecek. Ha, yani bunlara bir kolaylık getirin, imkansızı istemeyin. Yo hayır bu bizim hakkımız söke söke alırız. Hadi buyurun alın o zaman. Ama bunun arkasında başka bir mesele var. Çifte standartla alakalı. Bu atlanıyor. Şimdi Avrupa Birliği böyle bir ahlaksız anlaşmayı hangi Türkiye ile yapıyor? İnsan hakları ihlallerini ve her türlü envai çeşit ihlali görmezden gelerek masaya oturduğu Türkiye ile yapıyor. İşte o okuduğunuz listenin olduğu çerçevede ne demek istiyor? Sen benim için bir üçüncü ülkesin müstakbel üye değilsin. At pazarlığı yapmaya müstahak birisin. Evet, en büyük sahtekarlık da bu. Yani anlamamız gereken, hakikaten adını koymamız gereken bu. Yani şu ortamda, şöyle bir siyasi ortamda Türkiye'nin artık Avrupa Birliği istikbali falan zaten, böyle bir şey söz konusu değil. Ayrıca bir de tabii her şeye rağmen haksızlık yapmamak lazım. Kime? Avrupa Parlamentosu'na. Ha onlar bağırıyor canım ama kararı alan oranlar değil. Alman muhalefetine vesaire yani bu iş tüm topyekün bir tek adamdan ibaret. Bunun eğer temel unsuru Merkel'in yerel seçimlerde oyları kaybetmeyeceğini sanmasıydı. Ama karar alanlar ama onlar. Ama tabii ki bir rezalettir. Evet, 3-5 tane yeşil milletvekilinin dediği olmuyor sonuç itibariyle. Etkili yerlerdekilerin oluyor. Ama bu rezaletlerin, bu söylediklerimizi de söyleyen geniş bir cephe de var orada. Var ama yani. Müstakil aydınlar da var filan yani. Hayır, Avrupa, başka bir şey. Hayır, Avrupa Parlamentosu kurum olarak. Ya tamam. Valla ben kurum olarak ne olur Avrupa. Tekrar yıllar sonra Avrupa Birliği tartışması yapmıyor. Avrupa Parlamentosu diyorum. Bitti işte zaten. Peki ne olacak şimdi mesela Suriyeliler bizde kalmaya devam edecek mi? Önleyecek miyiz geçişi? Ha, dün yoksa mesela yine gidiyorlar, devam ediyorlar gitmeye. Şimdi o konuya gireyim o zaman. Yunan Başbakanı'nın beyanatı vardı.
aynı zamanda da Birleşmiş Milletler gözlemcilerine ve memurlarını çekiyor. Evet, Türkiye'yi oraya da biraz Yunanistan'ı kısaca hemen şunu çıkın, söyleyeyim. Şey çıkın diye güzel çıkın. Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Türkiye'yi, vizeyi, Türkiye'nin AB işini falan bir kenara bırakalım. Bir de burada devasa bir insani sorun var. Ne onlar? Mülteciler. Sadece Suriyeliler değil, Iraklılar var, Afganlılar var, İranlılar var, var oğlu var. Şimdi ne deniyor bu anlaşma uyarınca? Biz bunları aldık veya bir şekilde geldiler ve Türkiye orada mülteci oldular. Şimdi geri dönecekler. Bunun karşında Türkiye şunu alacak, bunu alacak. Nasıl geri dönecekler? Birebir mülakatla. Bir mülakat teknik olarak en aşağı 1,5 saat sürer. İlla ki bir hukukçu bu işin uzmanı yapması gerekir bu mülakatı. Adet böyledir. Uluslararası camia bunun imkansız olduğunu gördü. Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNICEF, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, büyük uluslararası STK'lar, Amnesty International, Human Rights Watch, bütün hepsi biz bu işte yokuz. Bu korkunç bir şeydir. Bu esir pazarlığıdır. Biz bu işte yokuz dediler. 2 gün önce hepsi çekildi. Almayacaklar yani bizden mülakatla dahi almayacaklar. Şimdi iş nereye gidiyor biliyor musunuz? Önümüzdeki günlerle zorla geri yollamaya gidiyor ve insanlar direnecektir. Oradan bize kan zorla yollayacaklar. Böyle bir tehlikeli durum zaten var. Zaten Avrupa'da yani. Bu insan hakları ihlalidir bu Türkiye'ye geri yollayacaklar. Tabii canım öyle bir şey olabilir. Çünkü Türkiye'nin bir itiraz var. Yani insan ama hakları... Türkiye'de oraları hep... Göndermeye hayretem devam ya. Ediyor şimdi şu hayır. Anda. Yani mani olmaya hukuken, çalışmıyor. İşte bir lokma. Hukuken ama... bunlar mülteci değil. Değil tabii. Bunlar burada misafir geçiyor. Hukuken biraz üstünü kazıdığı vakit her seferinde skandal çıkıyor. Niye buradaki insanlar Avrupa'ya gitmek istiyorlar? Çünkü orada hukuksal konumları var. İnsan evet, muamelesi görüyorlar. Burada böyle bir mülteci hukuku yani 5 senedir. Burada biz yardım ediyoruz, kayıt, çadırlar kuruyoruz, bilmem ne diyoruz. Ama sen onu insan... olarak güvence altına alacak bir hukuk sistemi uygulamıyorsun. Onun başı yani Avrupa mülteci statüsünü uyguladığı vakit bunun hakkı hukuku var. Sen buna misafir diyorsun. Sonra diyorsun ki biz bunlara para veriyoruz, çadırlarda yatıyoruz, bilmem ne yapıyoruz, misafir ediyoruz. Ya bunun eğer Avrupa'nın bir parçasıysan o zordan kaçan insanlara mülteci hakkı vermen lazım. Onu vermiyor ve bu da saklanan bir iş. Tabii o zaman yani bu sorun da çözülmedi diyoruz. Çünkü %20'si kamplarda. Bir şey söyleyeceğim. Kamplarda da ne oluyor ne bitiyor belli değil. Yani kapalı o kamplar. Bu sorun çözülmedi. Zira bir zaten biz bunun karşına bir vize filan kolaylığı mümkün sağlanmayacak. Değil ya, mümkün değil. Öte yandan batıya göç devam ediyor. Kaçmaya devam ediyorlar. Türkiye'de bence pek fazla engellemeye çalışmıyor. Geri gelenleri de tabii şimdi hemen almayacağız. Ya bunun temelinde Avrupa seçimlerden korktuğu için at pazarlığına girişti. Türkiye'de siyasal iktidarda bir baskın referandum, başkanlık seçimi, erken seçim yapacak. Bak vizeyi kaldırdı. Ve filan vizeyi yapıyor ama bu yürümedi. Patladı. Yani bir şey ilk baştaki bağırtı, propaganda ikinci müzakerede ortadan kayboldu. Çünkü karşılığı yok. Yalan dolan. Bir de Avrupa'nın için büyük bir kördüğüm aslında bu. Çünkü sadece Türkiye'de, yani Türkiye'de çok büyük bir yoğun var ama bu Avrupa'nın mülteciler ne yapacağı, nasıl baş edeceği konusu bir soru işareti. Çünkü sadece Türkiye üzerinden gitmiyor. Tam tersine. Libya gibi iyice yani hiçbir otoritenin olmadığı ülkeler üzerinden gidiyor. Biraz sıkıştırırsanız başka yerlerden Lübnan'a falan kayar bu işler. Yani başka yollardan gidilir. O yüzden bu yani hani diyorum ya Türkiye kendi elinde büyük bir koz olduğunu düşünüyor. Ve işte halbuki orada zaten göçmenler var diyorsun başka yerlerden. Var ve hala bu büyük bir sorun. Yani bunu engelleyemiyorlar ve gerçekten de büyük bir siyasi peki hem sorun Suriye hem de insanlık krizi. Suriye meselesini halledebilirlerse yani bir şekilde... Bunlar dönmeyecekler mi kendi ana vatanlarına? Yerle yeksan oldu memleket. 15 senede kendine gelemez. Kimsenin geri dönmeye niyeti olmadığı söyleniyor. Bir, gerçekten memleket yerle yeksan oldu. Onun ötesinde pek çoğu, yani savaş koşulları tabii iyice daha kötü hale getirdi ama ekonomik göçmen var içlerinde. Tabii. Şimdi zaten en mağdur olanlar, onlar Suriye'de kalmak dışında bir çaresi olmayanlar. Birazcık gene işte bu insan tabii. Tacirlerine falan para yetiştirebilen ve kendine daha iyi bir gelecek hayaline kapılanlar. Orta sınıflar. Daha böyle alt orta sınıf diyebileceğimiz. Beyin göçü zaten o. Ne? Beyin göçü o zaten. Almanya'ya gidiyorlar. Onlar daha kolay gidiyorlar. Bize gelenler güzel mi? O kadar eğitimli değil bize. Eğitimli değil.
Ama oradan kaçabilecek. Yani o savaşın mahvettiği en alttakiler onlar zaten kıpırdayacak halleri yok onların. Onun ötesindekilerin daha iyi bir hayat özlemi var. Öyle olunca da daha iyi hayat özlemiyle gelen adam da savaş bitti geri döneyim demez. Yani bu zaten Arap Baharı bir felaketle sonuçlanan Arap Baharı'nı Avrupa'da gerçekleştirmek isteyen insanlar kaçıyor. Onlar istedikleri daha refah, özgürlük olan bir yerde var olan geri kalan yaşamlarını sürdürmek istiyorlar. Bu talep orada gerçekleşmedi. Bu sefer onlar yollara kondu. Ha, bir de şöyle bir şey var. Yani hazır bu mülteci konusu açılmışken bakın Suriye ile ilgili bir gerçeği acı bir şekilde gördük. Yani ne deniliyordu? Suriye'deki insanlar işte demokrasi istiyor falan. Bunlar muhalifler çok ılımlı aslında. Hatta işte bu ülkelerde devrimi İslamcılar çaldı falan. Yani ortaya çıkan tablo ne? Zaten elinde silah alan adamlar radikal İslamcı falan. Yani onun dışındaki Suriye halkı evet yani Sünniler radikal falan insanlar değil. Sünni normal insan. Yani bir vatandaş. Çoğu Sünni çünkü. Rejimden hoşlanmıyor. Evet hoşlanmıyor ama bu Sünni. Bu Hocam Suriye'de Sünni. Olanlar bakın rejimi tasfiye etme projesinin ters tepmesi oldu. Ve o yüzden de normal insanlar gerçekten ılımlı Sünni veya değil sıradan vatan. Bunlar eline silah almayı tercih etmedi. 4,5 milyon mülteci var. Yani böyle hani bu rejime karşı ılımlı insanlar ayaklanmış olsa onlar yerlerinde dururlar. Rejimi gerçekten de sarsar. Yalan dolan ya o yani. Hayır karşıdır, muhaliftir ama bununla mücadele edip sokaklara dökülüp... Zaten ılımlı dediğiniz adam yani böyle hani bir rejimi devireyim diye eline silah alıp sokağa çıkan bir adam değildir dünyanın hiçbir yerinde. Onun için devirmeye başarı olamadılar diyorsun Esad'ı. Yani bu yani. İşin başında bu ılımlılık mılımlılık Türkiye'nin IŞİD, desteklediği bu ılımlı muhalefet falan hakkında da fikir sahibi. Yok diyorsun yani. Rejimin alternatifi kafa kesen bir grup olursa. Yani. Hayır biz baştan şunu varsaydık ya aslında Batılılar da öyle işte bir takım ılımlı muhalifler var bir de işte böyle İslamcılar var. Yani bu biraz yanılma ve yanıltmaydı. Türkiye'nin hala iddia ettiği ılımlı muhalifler kimlerdir belli değil. Yani Çok memleketin yarısı memleketi terk etme peşine düşmüş. Zaten ılımlı dedikleriniz zaten Batılılar utandıkları için relatively izafi olarak ılımlı diyorlar yani. Onlar da bayağı ciddi, radikal İslamcı böyle asmak kesmek peşindeler de ellerinde silahla. Bunlar Nazlı işte kısa bir reklam arası. Çok hızlı bir şey. Evet. Bir, her zaman bunun altını çizmekte fayda görüyorum. Civarda çok zengin olup mangalda kül bırakmayan fakat bir tane dahi mülteci almamış 5 tane ülke var. Bir de tabii Emirlikler, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar. Evet evet. 0. Evet. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra gene birlikte olacağız. Ya yani Sünni kardeşler. Sevgili seyirciler, Can Erzincan'da gene birlikteyiz. Aslında şeyi söylemedik biz. Bizim gazeteyle ilgili gelişmeyi unutuyoruz. Şimdi bizim Özgür Düşünce biliyorsunuz Cihan dağıtımdaydı. Özgür Düşünce gazete. Yayınlanan. Evet. Ulusal bir gazete. Bir gazetedir. O da biz yazıyoruz. Ben yazıyorum. Mehmet yazıyor. Yerli bir milli. Ergün Babahan yazıyor. Bu gazete. Evet. Aynı zamanda Cihan bu kayyum Cihan atan. Dağıtım. Kayyum atanan Cihan dağıtımın dağıttığı bir gazeteydi. Abonelere ulaştırıyordu. Evet. Kayyum şimdi bu paraları ödemiyor. Daha evvel dağıtılmış gazetelerin parasını gasp etti. Ödemem dedi. Ne diyeceksin şimdi? Aslında bu kayyum bunlar dağıtılmasın diye atanmadı mı zaten? Hayır. İşte onun hukuki için. Olarak. Yani hukuki ondan olarak. Sonra tabii bu parayı ödemeyince biz de dedik ki bari gidelim şeye çıkalım. Yani piyasada, bayide dağıtalım. Mamafi şimdi tabii dar imkanlarla çıkıyor. Çünkü daha önce de bir kayyum atamasına maruz kalmıştık. Bugün gazetesinde her şeye el koymuşlardı. Biz aslında çok dar imkanlarla yani kendi gayretlerimizle çıkıyor. Yani bir şekilde bu devlet baskısı, siyasi iktidar baskısı, susturulması, sessizleştirilmesi için alınan tedbirlere karşı demokratik bir tavır sergilemek isteyen herkes sabahları bir özgür düşünce alırsa
bu şekilde gibi baskı hedefine ulaşamayacak. Bayiye bayilere seslenin. Bayilere. Ey bayiler. Yani bayilerde artık satıyoruz. Çünkü abone satışını ulaştıramıyoruz. Ulaştırdığımız vakit paramıza el koyuyorlar. Ya yani bizim paramız değil yani artık. Bu müessesede çalıştığımız için onu söylüyorum. Yani çok kendi imkanlarıyla çok rahat yol alan bir gazeteyi öldürmek için hukuk dışı bir işlem yapıyorlar. Evet, o yapıyorlar. Hukuk dışı işleme karşı bu gazetenin, işte yazarlarının, televizyonunun kendi özgür yürüyüşünü tasvip eden, destekleyen herkes eğer sabahları bir şekilde bir özgür düşünce gazetesi alırsa bu amaçlarına ulaşmaları zorlaşacak. Bir de zor bulunuyor biliyorsun yani Nuray'cığım. Yani tasvip eden yazılara katılan katılmayanı bir tarafa bırakalım. Böyle bir muameleye karşı tepki vermek için ben bu şekilde sıkıştırılan yayınları alıyorum. Evet. Almaya çalışıyorum. Fakat tabii her türlü engel var. Dolayısıyla da bulamıyorum. İşte ısrar etmek lazım. Bayağı getir demek lazım. Lazım. Herkes evet bunun efendim, bir yani sadece gizli tasvip gizli ediyorum. Şu yazarı samiz de atar. Çünkü okurlara da kayyım geleceğine dair bir iddia var. Hayır, şimdi yani şöyle bir durumda değiliz. Hani o gazetenin görüşlerine katılıyorum. Falan, buradakine böyle bir şey değil artık. Top yani bir dayanışma var. İçin. Yani basın üzerindeki basınlara karşı. Ben Cumhuriyet'in de mesela herkes tarafından bakın Türkiye'de halk maalesef duyarsız olduğu için tabii ki böyle muameleye maruz kalıyor. Her millet kendi müstahak olduğu idareyle yönetilir. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi biraz ben bahsetmekte istiyorum. Can Dündar yarın mahkemesi var. Yani kahramanca mücadele etti Erdem Gül'le beraber ve güzel de gazete yapıyor. Sen de orada yazıyorsun mesela böyle sitelerde var. Haberdar sitesinde Cengiz Aktar yazıyor son derece değerli yazılar. İşte T24 var, şu bu. Herkes bir evet, herkes bir alternatif yer aramaya çalıştı. Şimdi bunlar hep desteklenmesi lazım. Onu okuyacaksın, retweet yapacaksın eğer Twitter'daysan. Tabii. Gazetesi bunlar alacaksın. Gazeteyi satın alacaksın. Alınmasını... Yavaş yavaş bu oluyor yani. Ben bu konuların çok şeyiyim, uzağındayım tweetler, mübitlerden ama inanın. Yani hiç beklemediğiniz insanlardan bana sürekli mesela işte iletiler geliyor. Şunu gördün mü, bunu yaptın mı? Daha önce hiç bu kadar politik olmayan insanlar. Hani toplumlar da yavaş yavaş öğreniyor. Yani bu durumla da yeni karşılaştık aslına bakarsanız. Evet, faşizmle mücadele. Niye öğreniyor Türkiye? Yolları nedir? Özellikle bakın muhafazakar kesimdeki tabii, insanlar. Tabii. Biraz önce Suriye'de işte o Sünni Müslümanlar, ılımlı dediğin insanlar bu mücadeleye alışmamış. Eline silah da alamıyor. Sokağa çıkıp protesto eylemlerini de böyle geniş çaplı yapamıyor. Böyle tevekkül içinde dua ederek bekliyor. Hiç değilse ben onlara diyorum, kendi arkadaşlarıma da, özgürlük için hiç değilse ya bir gazete al, iki gazete al, üç gazete al. Yani bu şekilde hala bir yani takım... Evet, o çok zaman. Ben bakın NTV'de ilk bizim program bittiğinde yolda herkes bana Nuray Hanım niye kalktı, bitti, öldük bittik diyordu. Ben de her seferinde diyordum ki bana ne söylüyorsunuz? Benim programım kaldırıldı. NTV'ye şikayet edin. Yani tabii, normalde bir seyircinin tepkisi budur. Tabii. Yani o çok zaman alıyor. Yani şimdi ise insanlar o günlerden bugünlere bakıyorum. Daha çok mesela internet sitelerini herkes okuyor. Okuyor. Yani artık internet öyle, gazetelerini herkes okuyor. Eskiden böyle bir alışkanlık yoktu. Bu sıkışma işte her... Oksijensiz kaldı toplum. Oksijensiz kaldı ama yani, bunlar da yine bir yol açıyor. Şimdi bu hazır medyadan açılmışken önemli bu Can Dündar hadisesi, şüphesiz, Erdem Gül hadisesi çok önemli. Çünkü Tayyip Erdoğan açıkça hedef aldı. Zaten Anayasa Mahkemesi için söylemediğini bırakmadı. Olacak iş değil. Tabii oradaki hakimler de çekiniyor. Nitekim benim kanaatime göre iki tane hakim vardı tahliye kararı verdiği için biliyorsunuz şu anda cezaevinde. Onların da müracaatı vardı Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi orada hak ihlali var demedi. Halbuki yetkisiz mahkeme tarafından haksız olarak tutuklanmıştı. Adamlar verdikleri karardan dolayı örgüt üyesi olabilirler. Herkes örgüt üyesi. Yani ne dersen FETÖ örgüt üyesi oluyorsun. O zaman bu ne demek? Hayır, tahliye kararı verme, herkesi mahkum et demek. Şimdi böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olan Anayasa Mahkemesi yani bir atımlık barut gibi evet lehte bir karar verdi ama onun haricinde maşallah suç ceza hakimliklerinin de anayasaya uygun. Roboski.
Hepsi böyle. Hak ihlali. Yani avukatlar belgeleri göndermediği için Uludere'deki katliam davasını düşürdü ya. Tabii. Düşünün. Yani dolayısıyla şimdi bu mahkemelerde de değişiklikler var. İşte bir savcının değişmesi, o ne değiştirebilir onu bilemiyorum ama mutlaka bir planları i̇şte vardır. İşte yani onun için zaten Amerikan savcısı çıkıyor. Sen ki burayı bağlarsam dünyayı bağladım zannediyorsun. Evet. Burayı bu kadar bağlamaya çalışınca etki tepki meselesi. Ama muhtemelen bakın bir tutuklama çıkmayacak. Çünkü şundan ben şöyle düşünüyorum İnşallah. Mantıkken. İnşallah ama ben çok inşallah. Emin değilim. Ama ben de, neden ben de değilim. Yeni bir, şimdi o mahkeme, aynı mahkeme yeni bir delil olmadan nasıl peki hak ihlali ya var diye Avrupa Konseyi'nden ne diyecek yani? Yani burası bu dediğiniz hukuk işlerin hukuk normal seyrinde gittiği bir ülke mi? Burası hukuk ben böyle devleti akıl hiç yürütmeyi çok uzun süredir bıraktım. Oho, öyle mi? Yani o olursa şu olur, benim hakkım budur, açık söylüyorum yani. Hayır ama şöyle bir akıl yürütme olabilir. Eğer bir tutuklama kararı alırlarsa Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğini askıya alırlar. İnşallah. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Çok ağır yaptırımlar Türkiye'ye uygulanması lazım. Eğer Can Dündar, Erdem Gül yani cezaevine tekrar konulursa ama şunu da Anayasa Mahkemesi'nin kararını dinlemeyen bir mahkeme olamaz. Nazar Hanım ben o kanaatte değilim. Çünkü zaten iktidarın yaratmaya çalıştığı atmosfer Türkiye'ye herkesin düşmanlık yaptığı. Hı. İşte herkesin dışarıdan bağlantılı olduğu gibi bir hava. Yedi şimdi düve. Bütün bunlar bu söylemi daha da kışkırtacak, daha da ikna edici hale getirecek şeyler. İkincisi bir ülkenizin içerisinde meselenizi halledemiyorsanız öyle dışarıdan yaptırımla hiçbir şey olmuyor. Halledemez. Yani evet. o hiçbir toplum böyle selamete kavuşmuyor. Bakın canlarla ilgili vahim bir şey anlatayım size. Pazar günü cumartesi bombalamasında, Beyoğlu bombalamasından sonra işte ondan sonra işte herkes şeyini anlatıyor. İşte kim ne dedi falan taksiye binen arkadaşlarımız, taksici arkadaşlarla konuşanlar. Bir doktor arkadaşım dedi ki ben Beşiktaş'tan işte şuraya gitmek için taksiye bindim. Tabii o günler her taraf bomboş. Herkes bunu konuşuyor işte. Niye boş? Herkes terör şu bu. Taksici arkadaş dedi ki bana dedi. Abi biliyor musun bu tırlarla giden silahların fotoğrafını basan adam var ya, her şey bu yüzden oldu. Aa, şimdi bakar mısınız? Yani öyle bir hale getirilmiş ki toplum, bu ikna edici bir hale gelmiş. Yani insanlar her zaman çok mantıklı, tutarı düşünmezler. Yani o kadar büyük bir yükleme yapıyorsunuz ki, bunlar vatan haini, casus, o bu. Yani Beyoğlu bombacısı kim, kimin niye hedef almış falan, bunlar her şeyden bağımsız. Yani kötü şeyler oluyor. Bir de kötü adamlar var. Şimdi ikisini çizdiğiniz zaman bunları yan yana getirmek çok kolay. Yine cumartesi günü akşamı ortalık iyice sakinken yine bir arkadaşım bizim Nişantaşı'nda günahkar semt olarak addedilen yani ve hedef alınan artık yani Cihangir'di, Nişantaşı'ydı. Yani bu beyaz Türkler falan üzerinden neredeyse işaretlenen semtler haline geldi. Benim çok bayıldığım bir ortam filan hiç değil ama gerçekten bu orada hale geldi. Evet. Şimdi oradan bir yine bir yani taksi şoförü arkadaşlar alınmasın. Çok farklı düşünenler var ama hani genelde insanlar her toplumda hani taksi şoförleriyle hep ortalarda olan insanlara konuşarak intiba edilirler. Ona da bir taksi şoförü demiş ki abla bu semte bomba atılsa 1000 kişi ölse kılım kıpırdamaz. Allah. Vallahi ürperdim. Yani böyle tevatür olsa inanmayacağım. Ama yine bakıyoruz. Ya öyle bir ortam var ki işte beyaz Türkler onu yaptı, bunlar bunu yaptı. Akademisyen şey, eli kalemli olan terörist. Yani sıradan insana sirayet etmesi evet başımıza bir belalar görüyor. Hep ha ondan sonra demiş ki işte niye? Bunların hepsi PKK'ya oy verdi. Allah. Yani şimdi bunları tabii yani yaygın medyada, iktidar yanlısı medyada yan yana getirirseniz o PKK'lı, o da PKK'lı. Bunlar zaten hepsi işbirliği içerisinde. Eline kalem alan PKK'lı, akademisyen PKK'lı. Zaten Türkiye düşmanlarla çevrilmiş. Tezahürü bu oluyor. O yüzden yani bizim hani kanıksıyoruz zamanla. Ama çok daha vahim. Yani gördüğümüzden çok daha vahim günler takip ediyor olabilir bunu. Yani artık insanların kafasındaki eskiden bu iktidar da hani Avrupa Birliği'nden bir olumsuz rapor çıkacak, bu olumsuz etkileyecek. Şimdi öyle bir senin de anlattığın gibi taban oluşturdu ki öyle bir olumsuz rapor çıksa
Daha bile iyi yani. Canına minnet. Çünkü zaten biz işte bu bizim meydan okuduk da o yüzden yani. Küffara ama karşı. Ama işte tehlikeli bir sanrı bu. Tabii. Hayır ama nihayetinde 9 ay önce iktidardan düşmüş bir hükümetten söz ediyoruz. İkincisi bunları İyi böyle... İyi de Haziran'ı mı söylemek istiyorsun? Bunları savurdun, böyle bir propaganda yaptın, bir faşizme yol döşedin. Ekonomi ne olacak? Tabii. O Avrupa Birliği'ne ihracatını yapıyorsun. Para dünyadan geliyor. Palavrayla yürümüyor ki bu iş. Yani Türkiye'den ibaret zannetme dünyayı. Türkiye'de iktidar. Bak zarrabı orada adam yakalayıverdi. Elin ayağın şimdi titriyor, uyuyamıyorsun gecelerde. Yani Türkiye'nin iktidarını ele geçirdik, her şeyi halletti. Üstelik de bu iktidar meşru ele geçirmiyorsun. Çünkü bu yarış demokratik değil, saydam değil, eşit değil. Zorbalıkla bir yerin iktidarını tutacaksın. Dünyanın iktidarı ne olacak? İyi güzel de yani biz daha çok elimiz titreyerek uyumamız lazım veya ne dediniz? Sen şimdi çok öyle çünkü, olumsuz bir tablo mu görüyorsun? Çünkü yani zorba rejimler zora girdikleri zaman daha da baskıcı ya, hale geliyorlar. Ya ama bu devletin içinde de bir kavga. Yani şöyle bir şimdi şey olmuyor. Sadece bir iktidar zorbalık yapıyor ve bütün herkes önünde secde etmiş değil. Diğerleri konuşmuyor. Etmeyeni yani bir görmedik. Şekilde Anayasa Mahkemesi'nin kararı. Şimdi gidelim. Yarın Fuat Avni'yi yakalayamıyor. Bilmem Milli Güvenlik Kurulu tırlarla ilgili benim verdiğim emir yok diye mahkemeye yazı gönderdi. Zarrab'la ilgili MİT. Ya bir toplum tamamen teslim olmuştur. Yandık bittik demiyorum dedi, ama devlet durumun dedi. Vehametini yani, görmek lazım. Hayır, bu iktidarın vehameti. Tabii bunu istiyor. Yani iktidar müthiş bir şiddet ve zorbalıkla burayı ele geçirmek istiyor. Ya ama buna direnen gücü, de pek yok gibi. Ama gücü yetmediği için şiddetini arttırıyor i̇şte, tabii. Muray yani onu gücü söylüyor. Şimdi gücü daha yetmediği için. Şiddetli günler, daha karanlık ama günler biz bekleyebilir artıyor, mi diyor. Ama bu neden artıyor? Gücü yetmediği için. Teslim alamıyor. Peki teslim alamadığı ne? Yani bu iktidarı daha, veya evet, bu gidişi sıkıştıran her şey sandığınız gibi veya sandığımız gibi bir çıkış yoluna doğru gitmeyecek. Çıldırmasını böyle arttırabilir. Böyle bir seyir. Tabii, yani tabii. Şimdiye kadar tabii gördük ki demek ki bir problem var deyip geri adım atılmadı şimdiye kadar. Tam tersine daha ileri daha ileri. Bu çıldırmanın artması buradaki güçsüzlüğün, hedefi yakalayamamanın yahut yakalama arzusuna rağmen ulaşamamanın ne kadar zor olduğunu da gösteriyor. Ama bu tip rejimler böyle çöker mi Mehmet? Böyle çöker mi? Şiddeti artarak altında kalır. Tabii ki altında. Ama hep birlikte altında. İkisini de söylüyoruz. Yani ve geçen bütün gün, hepimiz bu ülkede tabii, yaşıyoruz tabii, yani. Ama burası herhalde yani faşizmini dibine kadar yaşayacak önce. Öyle ama, mi? Öyle, evet. Yani daha ağır günler, evet, daha tabii, ağır şartlar. Kolay değil. Vallahi çok alternatif yok ortada çünkü. Yani Amerikalı savcıyla olmaz. Hayır, Amerikalı savcı meselesi değil. Bak şeyi, ya burası garip bir yerdir. Analiz, tahlil zor bir yerdir. Kemal Derviş'i kimse tanıyor muydu bir gün evvel gelmeden? Yani onun için alternatifi vardır, yoktur vesairesi. Bir Kemal Derviş diye birisi çıktı. Vallahi, bir gün içinde. O ama o olumlu bir dönemdi. Hayır o. Hayır. Yani olumlu veya olumsuz ama ya alternatifi yoktur vesaire öngörülemeyen bir yer. 17-25 bir sabah kalktık 17-25. Geçen gece bütün tweetler zarrab tutuklandı. Yarın bir gün Türkiye yönetenlerinin yurt dışına çıkamaz hale gelmesi. Yani burası birisinin lineer, düzgün hesaplarının yürüdüğü, padişahlarınki yürümüyor ya. Biliyorsunuz beyefendi enseyi vallahi karartmayalım. Ekonomiden geliyor o yüzden. Her şeyin uhuletle, suhuletle iyiye gitmesinden tabii yana inşallah olduğunca birden biri çıkacak falan gibi bir beklentim yok. Onun da çok ciddi hayır şimdi olmuyor Kemal Derviş'in olmadığı gibi. Hayır yani bunun öngörülemez bir süreç olduğu. Ya yani hesabı yapanın da planlar. Yani, onu söylüyorum. Mehmet ama bugün ne oldu? Yani çok endişe verici. Tabii tamamen saymadım. Ya, kim söylüyor harika bir harika oluyor diyen yok. Türkiye'yi bela içinde ama bu bekleyen de bela. Katarsis bu ama yani. Şu sırada tabii, düşüyor yani. Yani kenarında falan değil. Bugün ne yaptılar? Bir gelişme daha var onu saymadım. Faiz indirdiler. Dışarıdan parayla yaşayan ülke faiz indirdi bugün. İndirdi mi bugün? İndirmiş gibi mi yaptı, indirdi mi o da belli değil. Yani ama yani işte üslümeti yani arttırması doların artma ihtimali var mı var peki? Var tabii, arttırması gerekirken. Ya indirsinler bak ne güzel. İnşallah indirirler. Sıfır yapsınlar.
Yani bunun şimdi ekonomiye yansıması olur. Demet Bey, biz öteden beri başka bir kanalda program yaparken tartışıyoruz. O sanki ekonomik bir kriz olursa hani herkes uyanacak ve evet yanlış seçim yaptık. Burası falan. Türkiye şu anda yönetilemez bir halde. Tabii ki. Yönetilemez halini ama daha yönetilemez hale gelmesi endişe verici diyorum ben. Tabii ki endişe verici. Ya şimdi endişe duymayan kim var? Ama bunu yöneten de o endişenin en büyüğünü duyuyor. Çünkü şimdi, öyle o endişe duyuyor diye biz daha azını duyamayız. Onu diyorum. Hayır yani bu, ama bunun gitmez olduğunu söylüyorum ben. Ne yaparlarsa yapsın gitmez bu onu yani söylüyorum. Bu tip bir sürdürülebilirliği yok. Dengedik. Onu söylüyorum. Şimdi ben kötüye gidişlerin sonu olmadığı, olmayabileceğini düşünen birisiyim. O yüzden çok aşırı endişeliyim tabii ben. Tabii ki. Tabii canım. Evet. Peki mesela şöyle diyorlar. Belçika'da bir patlama oldu. Bütün halk bütünleşti. Bayraklar onlar filan. Türkiye'de ise her türlü bu Ensar Vakfı'ndaki felaketten tut, patlamalara, şehit cenazelerine, her olayda birbirimizi suçluyoruz. Tabii. Bu nedir? Türkiye hep böyle miydi? Biz birbirimizi de suçlamadan önce en tepedeki, en yetkili ses birilerini suçluyor. Önce yani, o başlatıyor diyorsun. En güçlü yerde olan birilerini suçluyor. Onu destekleyenler de, yani madem ki o makam bunu hain, düşman, fitne, fesat olarak nitelendiriyor. Ha demek ki bunlar öyle diyor. Öyle değil mi? Bir de yani şöyle oluyor. Birbirimizi suçlamak şöyle başlamadı. Yani eskiden farklıydı. Evet, eskiden şimdi mağdur olan kesimler şimdiki iktidardakileri mağdur ediyordu falan filan. Yani bizde böyle yeni icat olmadı tabii bu. Kutuplaşmalar, düşmanlıklar, siyasal tartışmalar hemen bir düşmanlık çerçevesinde olması yeni başlayan bir şey değil. Ama bu kadar muazzam planda olmuyordu. Şimdi çünkü bütün her şeyi kontrol eden medyayı, yani her gün duyduğumuzu gördüğümüzü belirleyen, beğenmediğini hemen tasfiye eden bir büyük güç var. Yani iktidar, Cumhurbaşkanlığı'nın önderliğinde iktidar artık bunu birlikte zaten kendileri de önder olarak görüyorlar. Yani bir partinin önderi olarak görüyorlar Cumhurbaşkanımızı. Dolayısıyla böyle bir yapı var. Yani sıradan insanlar ne yapmasını bekliyoruz? Abi bu şöyle bir şey olabilir mi? Yani bir kere iktidara karşı o kadar bir %50'nin nefreti var ki, nefret diye telaffuz edebileceğimiz. Evet, o da her olumsuz bir hadise bu iktidara zarar veriyor gibi de yani değerlendirilebilir. Fransa'daki patlamada ben Fransa'daydım. Bu adamlar kalktılar, katile katil dediler. Sen Ankara'da katliam yapılıyor, kokteyldi bu. Orada devlet fonksiyonunu ifa ediyor. Burada siyaseten oy alır mıyım? Ölümlerden, rezilliklerden, skandallardan. Şimdi bu iki ayrı şey. Orada onlar devleti yönetiyor. Burada bunlar devleti yönetmiyor. Bunlar bir partinin üstünden Türkiye'deki rejimi değiştirmek, iktidarı kaybetmemek, oy kazanmak için. Dünyanın neresinde görülmüş bir patlamanın failiyle ilgili açıklamayı kalkıp birbiriyle çelişen biçimde başbakan da Cumhurbaşkanı'nın yaptı. Ya o emniyet genel müdürü yapar, vali yapar, bilmem ne yapar. Verdikleri isim de çıkıyor. Yanlış çıktı yani. Evet buyurun. Bu iktidarın sorumsuzluğu tamam ama bunun karşısında halkta yani da bir tepki yok. Ve herkes birbirine potansiyel canlı bomba gözüyle bakıyor burada artık. Yani öyle bir ayrışma var. Bakın Konya'da doğuda insanlar ölüyor. Konya'da maçta ıslıklanıyorlar. Ne demiş şoför? Tenzih ediyoruz tabii diye hepsini ama ne demiş? Nişantaşı'nda bomba patlasa 1000 kişi ölse üzülmem demiş. Star gazetesi. Evet çok üzüldük Belçika ama siz de teröristsiniz diye manşet attı. Yani burada öyle bir husumet, öyle derin bir kin ve nefret var ki hem dünyaya hem birbirimize karşı. İşte ondan dolayı yönetemez hale geliyor. O yüzden kimse sokağa çıkıp da telin falan edemedi yani. Herkes kaçıştı. Herkes bu memleket herkes evine kaçtı dikkat ederseniz. 8 tane Beyoğlu'nda esnaf yürüdü. Sultanahmet bombasından sonra aynı şekilde orada da 22 esnaf yürüdü bitti. Orada herkes toz duman. Ya burada olaydan bahsetmek bile suç. Bile tabii ki. Şimdi bu iktidar. Karartma geliyor zaten ikide birde. Ben zaten iktidara yakın medyayı takip ediyorum yazılısını. Televizyonları da şöyle bir sıradan geçiyorum. Vallahi duyduklarıma inanamıyorum. Bu iktidarı destekleyen arkadaşlarımız hangi kaynaklardan besleniyorlar ne bilmiyorum ama sürekli olarak dünyanın hiçbir yerinde
Bir akademisyen bunu yazamaz. Dünyanın hiçbir yerinde, ha dünyanın öbür yerlerini bilmiyorum yani. Kuzey Kore nasıldır, Sri Lanka nasıldır. Kuzey Kore'de yazamayabilir. Lüksemburg nasıldır filan bunu bilmiyorum ama bildiğimiz hani bunu kastettikleri hep böyle batı. Bir de yani işlerine geldiğinde de hep böyle batıda da böyle oluyor. Bir de böyle bir gidiş geliş oluyor. Fakat bu bahsettikleri ülkelerde bir kere herkes istediğini yazıyor. Yani buralar bir böyle demokrasi cenneti, bir yeryüzündeki bir Tanrı'nın krallığı, herkesin mutlu olduğu yerler değil mutlaka. Bir sürü zaafı olan yerler ama en azından bir kere herkesin terör olayı mı oldu? Devletini suçlayan var. Tabii canım. Biz bırakalım onunla uğraşmayı kendi. 11 Eylül'den sonra ne dediler? Niye bizden nefret ediyorlar? Şimdi bu soruyu sorun bakayım Türkiye'de. Niye acaba nefret ediyorlar? Niye Kürtler bunu yapıyor? Sorun hemen işte eli silahlı olmayan terörist, yeriniz belli. Anlatabiliyor muyum? Bu arkadaşlar nerede yaşıyorlarsa, devlet başkanının hakaretten içeri girenlerden bahsediyorsunuz. Dünyanın her yerinde böyle. Dünyanın hiçbir yerinde nerede böyle bu değil. Kadar, hiçbir yerinde daha doğrusu, ama. Daha doğrusu yok hiçbir yerinde değil. Yani demokrasi diye. Ha, tabii. Onların referansı o ya. Nerede yaşadıklarını soruyor. Arpalık'ta yaşıyorlar. Şimdi bir de hayır bari bu lafı etmesinler. Yani ben razıyım başka şeylere. Yani burada yani şimdi vardır ya biz bize Kuzey benzeriz. Kore'yi bilemem diyorsun. Ama bu dünyayı işin içine karıştırmasalar. İşte Batı'da da böyle oluyor. Tabii, çok bir takım arkadaşlar işte. Çok yetkindirler. Yani işte böyle yapsın bakayım Amerika'da ne oluyor filan. Çok Amerikan filmi mi izliyorlar? Bundan mı ibaret dünyaları? Bilemiyorum ama yapsın bakalım ne oluyor işte. Ayrıca ya filmlerde sen, de ay, başka bir şey var. İnsan hakları ön planda. Bunun makamı yargı, sen değilsin. Tabii. Yani bir de bu onu öldürmeli, bunu atmalı, bunu gebertmeli. O yani başka bir de yargı yani diye bir şey yok. Bunlar karar merci. Bunlar karar verecek. Bak bakayım bize eleştirene biz orada ne yaparız, bize bilmem ne yaparız filan. Yani sen yargı mısın, mahkeme misin, savcı mısın? Bunlar hem savcı, hem mahkeme, hem yargı. Hem savcı, hem yargı. Yani bu konuşmalarda hiçbir hukuk diye bir mekanizma yok. Biz ne söylüyorsak doğru odur. Herkes buna riayet edecek. Aslında özü o. Peki. Ama bu, hak ediyor da. Ha? Ediyor da ama. Yani ha, bunu. Alıcısı var yani. Mesele yani, o. O zaman bu bir felakete geçiyor. Tabii işte onu söylüyoruz. Beni de yeterince hatırlatmıyoruz. Artık bize de hatırlatacak yer de bırakmadılar. Yani Irak, Afganistan meselesinden sonra sürekli hala bunu söylüyorlar. Yani işte biz bunları yapmamış olsaydık bizim başımıza bunlar gelmezdi. Bizim devletimiz emperyalist müdahaleler yapıyor. İşte bir, yani her bir, yerde bu böyle bir marjinal falan bir şey yapacağım, dedi. Aptal yanlış dünya Amerikalıları yok. Amerikalıları diyorsunuz. Amerikalılar, İngiliz yani Anglo-Sakson basın. Yani ben dünyayı okuyamadım. Sabah akşam bundan bahsediyor. Türkiye'yi yönetemedim. 21. yüzyıldan haberdar olamadım. Her türlü yanlışı yaptım. Yolsuzluğa bulaştım. Onun için başıma bunlar geldi diyecek hali yok ki. Biz vatanı çok sevdiğimiz için. Hepsi öyle söyler. Hepsi bize düşman ya. Diyor. Bir de şimdi şöyle bir durum var Türkiye'nin Avrupa'dan farklı olarak. Şimdi Belçika'da bir kere böyle bir olay oldu. Fransa'da belki biraz daha sık oluyor falan ama oldu. Şimdi Türkiye bambaşka bir konumda. Türkiye ne cezaevindekilere üzülecek vakti var veya bunları tartışacak. İşte hukuksuzlukları tartışacak veya cinayetleri, ölümleri. Her gün bir olay. Ambale olmuş vaziyette. Ambale olmuş. Şimdi biz evet Erdem Gül'le Can Dündar'ı söyledik. Ne bileyim Hidayet Karaca var, Mehmet Baransu var, işte daha başka polisler var, savcılar var, işte tahliye kararı hakimler var, öğretim üyeleri girdi. Yani neredeyse unutulacak işte. Tabii birisini ya. Hücreye koymuşlar. Yani peş peşe nefes nefese koşuyoruz. Evet. Her gün terör eylemleri geliyor. Her gün şehit cenazeleri insanlar ölmeye kalkıyor, devam ediyor. İnsanlar ölüyor. Şimdi hangi birine ölüyor yasını yani, tutacağız? İnsanlar ölüyor. Evet. En korkuncu En korkuncu. Evet bunu da. Evet. Ama yani bu hafta başında mıydı? Galiba Cumhurbaşkanı gençlerle üstelik de sohbet ediyor bir televizyon programında. Ve şöyle diyor. Evet şehitlerimiz oluyor. 300 tane oldu galiba. Ama nereden bakarsanız 1'e 8, 1'e 10 yapma karşı ya. Tarafta. Şimdi kanım dondu yani gerçekten bu ya olaya bir, böyle bakılan bir yerde. Bir şehide mesela 10 terörist. 1'e 8, 1'e 10. Ha iyi bir hesap.
gibi. Böyle bu Cumhurbaşkanı söylüyor bunu. Mukayese ediyor. Hayır, hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Allah Allah ya. Yani hepsi Can Türkiye bunu vatandaşı. Bunu bir Tansu Çiller söylemişti. Bile onu geçtik. Diye. Yani bunu... sadece şehitleri bile insan saysanız. Sadece şehitleri. Yani böyle öyle bir artık hesap insan... yapılmaz. Böyle bir hesap yapılabilir mi? Yani diyelim ki karşı tarafı siz işte böyle terörist de ölmektir zaten kaderi deyin. Bire 8, bire 10 diye bakarsanız bir çok işe. Çok kayıp. Tabii hiç insanlar ölüyor bir ülkede. Yani bunun içerisinden çıkabilir misiniz? Şimdi nitekim son zamanlarda rakam çok arttı ama biz tekrar başladık. İşte şühada, yani kimse kusura bakmasın, İstiklal Marşı'mızda bahsediyor olabilir. O bir milli mücadeleden sonraki ortamda yazılmış bir şey. Öyle, o atmosferi devam ettirmek durumunda değiliz ve bence de ettirmemeliyiz. Yani şühada fışkıracak topraktan filan. Yani. Onu dedi. Onu dedi, tam öyle dedi. İstiklal Marşı'ndan bu mısra. Ondan sonra... Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Hayır efendim. Hayır, artık öyle değil yani. Öyle olmasın be ya. Şimdiye kadar böyleyse de bundan sonra böyle olmasın. Şimdi bunların karşısında hani en medeni dediğiniz insan bile öyle bir şey var ki zaten Türkiye'de böyle bir taksonomi. Ha bu İstiklal Marşı'ndan aman bir şey denmez. Toprak vatan filan. Hayır efendim, bunlara artık itiraz. Hepsine birden itiraz. Zor bir zaman. Belki küçücük bir ses çıkarmak bile zor. Ama bence tam da böyle bir zamanda hepsine birden itiraz etmek ya lazım. Bir de çünkü... niye 7 Haziran'a kadar ölmüyordu da 7 Haziran'dan sonra ölüyor? Bunun siyasi hesabı önemli. Yok mu? Yani niye ölüyor insanlar? Ya bir şekilde bunu vatan millet diyen birisi. Ama acaba bir iç siyaset politikası mı? Hayır, bir konuyu tartışmayalımın önüne kesmek için söyleniyor bunlar. Ve bunları yani dediğim gibi... Niye? Büyük ölçüde de kesiliyor gerçekten. Aman ama terörist derler, aman terörist ama yanlısı derler. Ama ölümler önlenmiyor. Ölümler önlenmiyor. İşte önlenmediği için bunlar sürekli bakın, sındırılıp tekrar gündeme tercih ediliyor. Ben şunu da söylemek istiyorum. Bu biraz önce sen söyledin. Bu hani PKK'lı gibi yaftalamalar. Şimdi ben HDP'ye oyumu verdim seçimlerde. Tabii tekrar verdim. İki kere üst üste HDP'ye oy verdim. Çünkü HDP bir kere PKK demek değil. Yani o bir siyaset yapma imkanı veriyorsun, değil mi? Bir müzakere oturacaksın. Parlamento çatısı altında uzlaşarak sağlayacaksın. Fakat her adımda şimdi mesela bir sürü PKK terörü, bir sürü insanlar ölüyor. Devamlı işte sen de PKK'lısın, ben HDP'ye oy verdiğim için. İşte bunlar bütün kavramlar ya. Herkes PKK'lı diyor HDP'ye oy verdiği için. Şimdi bunları yapan kimdir ama? Bunlar tabii ki Tayyip Erdoğan. Ve çevresindeki insanlar sürekli bunu pompalıyor. Ama, HDP slash PKK diye amaç yazıyorlar. Ne? Amaç bir şekilde bu sene içinde yapılacak muhtemel bir erken ya da sonbahardaki seçimde MHP'nin oylarını çalmak, HDP'yi baraj altı bırakmak ve o kafadaki 400 milletvekilini alıp Türk usulü faşizme gitmek. Yani bu kadar insanımız ölüyor, bu kadar felaketler içindeyiz ama bunu siyasal bir ranta, bir erken seçime, MHP'nin oylarını çalmaya, HDP'yi baraj altı bırakıp 7 Haziran'da olmayan, 1 Kasım'da istendiği kadar olmayanı olmak. Ya bunun için insan ölür mü ya? Peki sizce muvaffak olabilir mi bu seçim hesapları? Neye doğru yöneliyor? Vallahi iş karışık. Yani tevatür de muhtelif. Parti içerisinde 50'ye yakın milletvekilinin referandumda, yani referandum olsun diye oy kullanmayacağını söyleyenler var. Dolayısıyla yani 330, yani 14 tane de MHP'den milletvekili alınacak, öyle bir garanti olmadığını söylüyorlar. O tabii daha da sinirlendiriyor. Erken seçime gidebilir. Bakın referandum olabilir. Erken seçim ihtimali. O da riskli. Yani o da risk. Ben başından beri şimdi seçmen diyecek ya ne? Zaten siz tek başınıza iktidarsınız. İstediğiniz verdik. Tek başınıza, öyle değil mi? 7 Haziran iptal oldu. 1 Kasım oldu. Daha ne seçimi istiyorsunuz? Yani 400'e kadar. Yani hayır, bir de 400'ü, şunu, ya buradaki oynanan oyun bu. Türkiye'ye düşmanlar var, biz dik durduk, bizi yok etmek istiyorlar, darbeler, vatanımıza karşı müdahale, bölmek istiyorlar, hainler falan değil. Bir düpedüz iç siyaset malzemesine yönelik hesap. Yani bir taraftan bunları söylüyorsun, bir taraftan ben Türk usulü bir faşizmi kurabilir miyim? Şimdi bunu yapabilir mi, yapamaz mı? Öyleyse kolay değil çünkü Ankara, senin söylediğin kulislerdeki bilgiler, Davutoğlu'nu ben Mayıs'ta göndereyim.
aynı zamanda bu başkanlık olmayacak ama partili başkanlık üstünden sondaj yapayım. Bu başbakanlarla benim aram açılabilir. Onun için başbakanlığı ayrı, parti genel başkanlığını ayrı yeni bir sistem getireyim. Bundan sonra AKP'nin genel başkanı ile başbakanlar ayrı ayrı olsun. Başbakan benim canımı sıkarsa parti onu görevden alsın. Ya bu fazla bir hesap, kitap bilmem ne. Yani çok zor yürümez. Çarşıya, hele uluslararası çarşıya uymayabilir diyorsun. Ha? Yani şimdi bir seçim olursa ama seçim olursa MHP ile HDP'nin baraj altına düşme ihtimaline göre çok binayı yani, tabii, yoksa tabii, aynen. Oy oranı kesin düşer AK Parti'nin. Ben soruyu başka türlü sorayım. Sorun. Mesela böyle bir ihtimal oldu diyelim. HDP ile MHP baraj altı kaldı. Düştü. Evet. 400 de aldı. Sizce yönetebilir mi burayı? Bence yönetemez soru bu. Ama demir çelik şeyleriyle, pençeleriyle giderek özgürlükleri... İktisadiyat. Aynı evde oturduğun insanların bir kısmını düşman varsayarsan o evde yaşanabilir mi ya? Yani yarısını, yönettiğin ülkenin en az yarısını düşman dediğin vakit artık yönetmeye istifa etmişsiniz. Yönetemezsin, mümkün değil ya. %10'unu şimdi... bile düşman kabul edersen. Yani bu çıldırma hali. Şimdi evet. Nuray'a bir şey sormak istiyorum. Şu Nevruz'lara dönelim. Mesela bu son Nevruz'u ne kadar kötü bir şekilde yaşadık. Daha önce yani 2013, 14, 15 Nevruz'u, 15 Nevruz'u da dahil olmak üzere çok büyük bir umut vardı. 13, 14, 15. 15, evet. 3 sene gayet güzel. Abdullah Öcalan da bir takım projeler açıkladı. Yani son olarak zaten açıkladığı bir kongre toplansın ve bu kongrede artık Türkiye'de silah kullanmayacak PKK. Hmm. Hani böyle bir vaat var ama buna mukabil işte bir çerçeve de çizilmişti İmralı'da. Sonra sen nasıl yorumluyorsun? Şimdi bugüne de geldik. Yani ne haldeyiz? Ben üzülüyorum senin şu ayağına çok. Yok, olsun, sevgili seyirciler. Yani büyük bir özveriyle Nuray. Demokrasi mücadelesi. Demokrasi mücadele. Ayağına sağlık Nuray, tekrarlayalım. Yok bir şey olmaz inşallah. Yok olmaz yani sen yok, merak etme de rahatsız ediyorsun. Için sizi rahatsız ediyorum ben. Hayır ben üzülüyorum yani seni gördükçe. Hayır, yani uzun süredir tabii istirahat halinde olmaktan oldu. Vallahi yani hani bundan sonraki vaktimiz buna yeter mi bilmiyorum. Yeter. Hepimizin bunları konuşması için ama doğrusunu söylemek gerekirse yani barış süreci gerçekten büyük bir umuttu. Sadece insanların ölmediği bir süre olması açısından çok önemliydi. Evet. Aksi takdirde yani biraz kurcaladığınızda işlerin öyle iddia edildiği gibi gitmeyeceği aslında anlaşılabilecek bir şeydi. Yani daha doğrusu bana öyle geliyordu. Hı hı. Ve bunu da zaten çeşitli şekillerde, vesilelerle ifade ettim. Niye olduğunu da söyleyeceğim. Ama ne olursa olsun. Yani başından itibaren hani şurası acaba böyle gider mi? Bu kadar fazla mı iyimser filan. Aşan bir ters tepme oldu. Yani şunu da çok söyledik 3 yıl boyunca. Aman yani hani işler hani çok da ikna edici şeyde gitmiyor, böyle bir lafta kalıyor gibi oldu. Ama insan ölmüyor, aman ses etmeyelim dediğimiz süre içerisinde. Hani bir aksilik olursa hani 90'lara dönülür. Yok 90'lara da dönülmez, daha da kötüsü olur. Hep böyle bir biliyorduk, şeyle hani yani. Endişeyle bahsediyorduk. Ama bu tahmin edilebileceğin çok ötesinde bir geri tepme oldu. O kadar yani senin yani bu tahmininden kötü. Evet tabii yani bu olanlar... Hiç yaşanmamış. Şeyler yani bunlar yani evet şimdiye kadar yaşanmamış yani 90'larda yaşananlar şimdi yaşanmıyor. Şimdi yaşanan bazı şeyler de o zamanlar olmadı. Bir de zaten mukayese yanlış. Hı hı. Yani 10 sene 20 sene sonra aynı şeyleri yaşıyorsak bu zaten daha başlı başına kötüye gitmiş demektir. Evet. Bir de üstüne üstlük yani ne olursa olsun dediğim gibi bir kere çok ümitlendirici şey. Hem insan canı gitmiyordu hem de gerçekten de muhafazakar milliyetçi seçmen kamuoyu birazcık işte akil adamlar filan derken bir Kürt meselesi üzerine farklı bakmaya ikna olmuştu. Ben bunu çok değerli ve önemli buluyordum. Yani buradan hani her şey çok uzasa da hiç beklediğimiz kadar böyle hızlı netice vermese de net bir netice vermese de buradan bu kadar kötü bir yere gelmeyiz diye düşünüyorduk. Oysa ki döndük dolaştık Sri Lanka. Hani bir zamanlar bahsediliyordu ya. Yani Sri Lanka modeline geri döndük. Hiç hırlı bir yöntem değil.
Üstelik de yani orada da hayırlı bir iş olmadı, olması da imkansız o tür metotları. Burası ayrıca Türkiye, koşullarımız çok farklı. Orada ezip geçtiler demek ve istiyorsun. O zamanlar bir heves uyandırmıştı hatırlarsanız Türkiye'de. Yani bak ne güzel Sri Lanka falan diye konuşulmuştu. Ezip geçeriz işte, liderlerini de öldürürüz falan, böylece olur biter. Ama arkasında bıraktığı enkaz çok büyüktü. Tabii biz böyle bir sıkıntısını uzaktan çekiyor mu peki mesela Sri Lanka hala? Sri Lanka tabii sıkıntısını çekiyor. Bir kere o zaman da Rajapaksa diye bir, onların da bir diktatöryel, yani seçimle gelen ve otoriter bir liderleri vardı. Fakat orada iki seçim sonra iktidarı kaybetti. Yani böyle bir siyasi maliyeti oldu. Çok stabil bir, hala istikrarlı değil siyaset. Fakat onun ötesinde evet, yani turizmi açtılar Tamil bölgelerine ama o yara o orada duruyor. Yani enkaz o işte. Bir toplumsal yara olarak orada duruyor. Ayrıca dediğim gibi yani bırakalım şimdi Sri Lanka. Bunun kendisi zaten hiç hayırlı bir şey değil. Kırlı, esinlenilecek, telaffuz edilecek bir model bile değil. Yani sonuçları monuçlarını bir tarafa bırakalım. Bir de burası Türkiye, Orta Doğu. Bizim niyetimiz böyle mi olmalı? Yani birilerini kökünü kazıyıp bu saatte beraber yaşayacağımız insan, yaşadığımız insanları. O manada yani buna adeta geri dönüldü. Ne deniliyor? Sonuna kadar gidilecek. Yani tek biz ama Kürtlerle değil de teröristlerle mücadele ediyoruz. Yıllarımız bunları tartışmakla geçti. Yani sizin terörist dediğinize o işte özgürlük savaşçısı dinliyor. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Politikleşmiş bir toplum var. İşte kendi tasvip etmese, tepki gösterdiği durumlar bile olsa bu yani devlete sadakatle sonuçlanmaz. Şimdi son zamanlarda yine dolaşımda olduğu gibi Kürtler işte örgüte çok kızıyorlar, tepki. Bu doğru ama örgüte de kızıyorlar mı? Bu PKK çok, bu gözlemlere ben inanıyorum yani. Hı. Bunlara çok tepki olabileceğini tahmin ediyorum. Ve nitekim de son sura yürüyüş mesela çok büyük bir fiyaskoyla. Yani bunlardan anlayabiliyorsunuz ama bu iktidar zannediyor ki böyle bir şey olunca bu hep böyle aman Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin diye. Hani bu mevcut iktidara herkes sığınır. Öyle olmaz. Genelde her iki tarafa birden soğur. Yani bu tür sıkışmışlıklar içerisinde kalanlar bölgede de büyük bir ihtimalle böyle oluyor gibi. Yani tabii, bu yönde gözlem yapanları... Bu yönde gözlem yapanların ikna edici olduğunu düşünüyorum ben. Her neyse yani geldiğimiz yeri itibarıyla o barış şeyinden falan bir eser kalmadı. Ama şunu da belirteyim. Yani bir kere o yani benim itirazım olan şeylerden biri şuydu. Bir kere onu Mehmet Bey'le de çok yine beraber yaptığımız bir programda konuşmuştuk. Yani bir kere hani Kürt arkadaşlarımız çok veya HDP'den arkadaşlarımız çok alındılar ama yani evet bir silahlı mücadele veren bir örgütle hani böyle bir fevkalade olağanın dışında bir müzakereler süreciyle işte İran filan örneğinde olduğu gibi yaparsınız. Ama demokratik alanla bunun alanını ayırmanız lazım ve bu sürecin daha çok demokratik siyaset alanına doğru evrilmesi lazım. Oysa ki biz de biliyorsunuz 3 sene evet insan ölmedi, aman hiç yoktan iyidir dedik. Ama demokratik siyaset alanında tercüme edilmedi bir kere. Yani Öcalan bir şeyler diyor filan ama ne oluyor? Ne terörle mücadele yasası, yani böyle büyük değişiklikler, özellik filan değil canım. Ne terörle mücadele yasası, ne TCK'daki işte antidemokrasi. Ya bir sürü, tam tersi oluyor. Yani giderek daha otoriter. Ya barış tamamen. Ya oradaki oyunu açığa çıkaran bu tespitin üstünden bakmak. Ya barış dediğim vakit demokrasi gelecek zannediyorsun. Tam tersi istikamete gidiyor. Şimdi bunu söylediğimiz zaman bu sefer yani Kürt çevresinden insanlar bizlere güvenmiyor musunuz? Ya bu bir güven meselesi değil. Yani akla mantığa uygun bir durum değil. Türkiye 3 sene barış süreci yaşıyor.
Yani hani Kürtler tür bir şeyi Batı'yı unutuyor. Bir değişiklik olmadığı bak bu bir güven meselesi değil yani ki. Kürtler açısından da bir güvencesi olmayan bir gidiş kulaktan kulağa oldu. İşte o onu demişmiş, bu bunu demişmiş. Hep, Öcalan hep yol haritası. Siyasetin çıkarlarının esas alındığı bir kontrol üstünde. Sıfır şeffaflık. Ha. Şeffaflık sıfır. Onun ötesinde bir yani onların aslında temkinli şu olması lazım. Şu konuşulanlar çıkıyor şimdi. Kitap çıktı. Kitap çıktı. Neler konuşuldu? Vallahi bilmiyorum yani o da ama fazla aşırı yorumlanan. Çok... İşte Öcalan onu dediği de bunu demek istediği de. Şeyler var ya. Verbatim, zabıt. Yani orada Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği temsilcilerle bayağı onlara neredeyse istikamet verecek şekilde Öcalan. Mesela Öcalan benim çok ilgimi çekti. Diyor ki şimdi bizim bu yaptığımız yasa dışı diyor. Bunun bir yasal zeminini hazırlamamız lazım tabii, diyor. Evet. Haklı ama şimdi düşün. Zaten o cezaevinde. Yani anlatabildim mi? Ama o da hiçbir zaman yasal zeminde ısrarcı olmadı. Konferans toplayın. Bilmem ne yapın filan dedi. Onu da söyledi. O yasa çıktı yani. Böyle. Nazlı Hanım 3 sene geçti. O yol haritasında barajı düşürün mevzusunda bile ısrar edilmedi. Bu nasıl bir yol haritasıysa. Tabii. Ama orada şu var. Yani diyor ki sen beni anlaşılan özetle seni başkan yaparız. Biz buna soğuk bakmıyoruz. İşte sen de bizim siyaset yapmamıza af maf filan bu yolu açalım. Biz de siyaset yaparız. Zaten cezaevinden çıktıktan sonra PKK'lılar siyasete girdikten sonra ne olacak tekrar daha çıkacak halleri yok. Ama işte bütün mesele o başkanlığı. Selahattin Demirtaş bunu kendiliğinden mesele başkanlık da değil. Yani mesele bütün gücü kendinde toplamaya çalışan bir siyasi akılla nasıl bir pazarlık yapacaksınız? Nasıl yapıyor peki? Yani bir tarafta bütün gücü kontrol edecek, bir tarafta ama birilerine bir serbestliği hayır, de olacak. Bunu ya deminki şeyi vurgulamak lazım. PKK ile şiddetin bitirilmesi konuşulur. Demokratikleşme PKK ile niye konuşulsun? Toplumla konuşulmaz. Yani fakat işte silahların bırakılması süreci ancak demokratik alanı işte genişletirseniz olur. Ya yani birbirleriyle tabii alakalı ama bu şekilde alakalı. Ama aynı kişiyle ve kurumla değil ki sen bunun önünü aç yürü git demokratikleştir sistemi. Çok bak hala. Yani bakın çok yadırganabilir ama Dolmabahçe mutabakatı denilip duruluyor. Neydi Dolmabahçe mutabakatı Allah aşkına? Kimler arasında oluyor? Yani bu normal bir şey mi? AK Parti ve HDP vardı. Hükümet. Ama bakın yani hükümet bunu, vardı, bunun evet. bir hükümet nasıl var? Yani mutabakatlar. Yalçın Akdoğan'dan. Şimdi parlamentoya taşımadığınız ben sürece. Ben duymuyordum diyor. Aslında yapmanız gereken parlamentoya taşımak. Tabii. Ve hukuki zemin oluşturmak. Tabii. Yani bir tane poz hukuksal vermekle. Hukuksal çerçevesi olmadan müzakere olur mu? Ondan sonra Kürtler sözlerini tutmadılar mutabakat yapmış gibi. Valla bir kere o mutabakat falan değildi kusura bakmasın kimse. O bir görüntüydü sadece. Ondan da vazgeçtiler. Tabii. Pişman oldular falan. Ama falan. İzleme heyeti falan kurulacaktı. Onda mutabakata var. Yani Nazlı Hanım hangi şey? O şeffaflık demek o. Olmadı o. Evet şimdi hangi şey hayata geçti hükümet, Allah aşkına? Hükümet kabul etmişti. Tayyip Erdoğan buna itiraz etti. Bülent Arınç da söyledi biz bunu kabul etmiştik. Valla bir güvencesi var mı bunların? Olmadı. İşte herhangi bir adımda, herhangi bir adımı güvenceye bağlayan bir adım atıldı mı? Atılamadı. Ya, şimdi hiçbir şey olmadı. 3 sene işte. Bu ya. Bir tane olmaz, iki tane ya, olmaz. Çünkü sen bunları siyasi bir başkanlık, kendi istediğin başkanlık rejimi için oynuyorsun. Onun için yasal zemini yok. Onun için güvencesi yok. Onun için saydamlığı yok. Benim işime geldiği noktaya kadar idare ederim. Gelmediği noktada nitekim öyle oldu. Seni başkan yaptırtmayacağız dedi. Bu iş bitti. Şimdi efendim bu barış evet, süreci buyurun. Lafı dahi bir oksimoron. Yani barış süreci falan yoktu. Ateşkes vardı. Tabii. Ya barış inşası. Ama şu manada vardı işte bu akil insanlar ya, dilin değişmesi. Ya tamam çok yani, yeni ama yani ilk emekliyordu daha. Evet, emekliyordu. Çok ilk aşamalar. Çok hakikaten yani hiçbir ortak yapı kurulamadı. Yani hiçbir şey istişare edilmedi. Ve şöyle bir geriye dönüp baktığımızda Endonezya, Filipin, Kolombiya şimdi olmak üzere Güney Afrika, İrlanda, İngiltere. Dünya, Bask bölgesi dünyada 8-10 tane bilinen gerçek anlamda barış inşası var. Çok büyük benzerlikler. Birçok örnek yani saydım. Az buz evet. Değil. Deneyim. Fakat bir tanesi dahi bir kişinin hesapları dolayısıyla çökmüş değil. Bir ikincisi
hepsinde bir dayanağı var. Bakın siz daha iyi biliyorsunuz. Filipinler'deki evet. süreçte üstelik de Türkiye gözlemci. Yani Türkiye. Kendisi nasıl istemiyor. Kendisi istemiyor kimse müdahil olmasın. Evet. Yani ama bence kendi müdahil oluyor. Kendi müdahil oluyor demek ki kötü bir şey değil. İkincisi bakın 2012 evet. taslak metni evet. Moro İslami hareketiyle o kapı gibi bir metin var ortada. Tabii. Yani mutabakat dediğiniz tabii. öyle bir şey. Meydan, tabii. Yani ona biz hiç onun yakınına bile gelmedik. Ve öyle bir taslak ya metin sonra, halinde yani, bir resmiyet kazanmadık. Doğuda özellikle batıda faşizm olabilir mi ya? Ya mümkün değil bunlar akıl dışı işler. Gelinen yer yani evet. baştaki tespite geri dönecek olursak yani bu tip barış inşa çabalarında ya böylesine bir ters dalga geldiği andan itibaren o dalga bir tsunami gibi o ülkeyi çok daha gerilere atar. Öyle yapıyor. Tabii. Yapılan edilen o ve, emeklemeyi de tabii, tamamen tabii ezdi bitirdi. Ama tersine çevirdi. Şimdi bulunduğumuz yer orası ve bu çok tehlikeli. Yani öyle bir yabancılaşma var ki hani manevi kopuş lafı var ya. Şimdi burada tabii HDP çok sıkışmış durumda tabii. Yani işte, tabii. Ya bir yani, de psikolojik olarak sen umut yani, çıtasını bu kadar yükselttiğin vakit bunun psikolojik dalgası korkunç oluyor. Şimdi artı bir de hiç daha 90'larda dahi olmamış. Ve olduğunda istişare edilerek üstü kapatılmış hendekler vardı. Şimdi hendeklerle nasıl uğraşılıyor bugün? Topla tüfekle i̇şte uğraşılıyor. İşte Nusaybin'de mesela gene şey. Yani görülmüş şey değil. Ve bu yabancılaşmayı artık öyle bir aşamaya getirdi yani ki. Yani sen artık orada ya gençlere laf anlatmak artık mümkün vatandaşın değil. Vatandaşın yani. Olduğunu unutmuş, onu yok düşman. Edilmesi gereken bir düşman bir şey olarak algılamış. Mehter'le harekata gidiyor ya. Tabii. Şimdi yani burada artık geldiğimiz noktada şunu hakikaten görmemiz gerekiyor. Artık Türkiye'de barış diyeni dövüyorlar. Her iki tarafta da. Yani tezi ediyorum. HDP'den öyle? Bahsetmiyorum. Heh. Ama Diyarbakır'da gençler barış falan ne barışı ya falan diyorlar. Yani bu, gençlerin aleti ruhiyesi nedir? Yani gençler ne düşünüyor? Bunun asla bu şekilde hallolmayacağını, bu ancak silahlı mücadeleyle hallolacağını onlar düşünüyorlar. Onlar da silahlı mücadele. Elbette katılımlar var. Türk gençleri söylüyorsun evet, tabii. Evet, katılımlar var. O yönde bir savrulma tabii, belki var. İşte anlaşılabilir bir şey. İyice var. Radikalleşiyorlar tabii, ve artık tabii. onların kafasında bizim söylediklerimiz filan da belki onun neticesi. Elbette ama aynı şekilde. Ay, tak değil de yani işte orada Cengiz Bey'in dediği yani böyle barış diyene. Ne diyorsun i̇şte sen yani, diyen bir şey oluştu. Yani ama yavaş yavaş işte ya PKK'ya yani katıldı. Müzakere ama, edebilecek ama, son kuşak biziz dedi ya. Şerafettin Bey söylerdi. İşte ondan sonrasının tabii. ruh hali oldu. Geldik oraya işte. Yani maalesef onun ucu biraz gözüküyor gibi. Ama onun ötesinde Kürt siyasi hareketi de savaşmayı tercih etti. Şimdi bunu da görmek lazım. Daha ötesinde yani şimdi bu çok bu yazdan beri bu tartışmayı yapıyoruz. Remzi Kartal'ın bir lafı var. Yani işte hayır iktidar başlattı filan. Yani neyse. Yani Suruç olayı arkasından iki tane polisin öldürülmesi ve ondan sonra hava harekatının bombalanması. Ama yani biliyoruz ki %13 bir seçim başarısı kazanılmış. Demokratik ortamın önü açılmış. Bu sayede Türkiye'nin yani iktidar tek başına hükümet kuramıyor ve bir demokratikleşme açısından bir nefes alınacak bir yer, bir imkan oluşmuş. Ve bu aşamada yani savaşsa savaş stratejisine geçtiğiniz zaman zaten sonucu 1 Kasım oldu. Kimse kusura bakmasın. Yani durduk yerde olmadı bu milliyetçi tahkimat. İktidarın milliyetçi kesimi, milliyetçiliği tahkim etmesi. Bir de siyasal şiddetin verdiği ürküntü, korku tabii. failde. Tabii bölgede de bu. Bütün bunlar yani kusura bakmasın kimse yani bu sırf onların yüzünden. Tabii iktidarın ama iktidar ne yaptığı, ne istediği belli zaten. İktidar 7 Haziran seçimini istemiyor. İktidar HDP'nin demokratik yönde bir siyaset üretmesini, o alanı açmasını istemiyor. Bunları biliyoruz. Yani bunları biliyoruz. Kürtlerin de bunları bilmesi. Ama siyasi hareketin de belki işine gelmiyordu HDP'nin %13 olması, siyasetin güçlenmesi. Şimdi belki o da o yüzden. O kimin niye işine gelmediği büyük bir muamma. Ama sonuç olarak bu yaptıklarının, bu stratejiyi izlemelerin kim neyin işine geldiğini, Türkiye'yi nereye götürdüğü de ortada. Yani dolayısıyla o yüzden yani biz bunu sadece hiç iktidar evet iktidar olmadık bir şekilde büyük bir şeyle gidiyor, güçle gidiyor, yok etmeye, tüketilmeye ama bir diğer taraftan da ya bu noktayı meşrulaştıran bir istikamet var.
Ve bu sadece bununla kalmadı. İşte demokratik özellik ilanı. Şimdi bu fiili durum. Yani bu fiili durum nereden çıktın? Sürdürülebilir bir şey değil. Tam tersine dediğim gibi yine iktidarın askeri çözümlerini meşrulaştırma işi. Kamuoyunu şekillendirme gayretini meşrulaştırıcı. En sonunda bakın yani 12 Mart'ta işte devrimci birlik. Yani Türkiye'li işte diğer devrimci örgütlerle bir. E şimdi ona baktığınızda devrimci birlik bir kere hangi devrimcilik? Onlar neye işaret ediyorlar belli değil. İkincisi de bir iç savaş senaryosu. Yani tabii. İktidar bir iç savaş senaryosunu göze alıyorsa öbür tarafta bir iç savaş stratejisiyle yani bir ülkede bir devrim yapalım. Bir iç savaş çıksın gerekirse. Öyle. O ne yaptı devrimci? Ben onu kaçırmışım. Devrimci örgüt diye. Abi irili ufaklı sol silahlı mücadele veren, tabii, silahlı mücadeleyi benimsemiş olan bir takım küçük sol gruplarla radikal ki pek çoğunun ismini kim işbirliği yapıyor? PKK işbirliği yapıyor değil mi? PKK bunlarla bir devrimci Türkiye cephe devrimci kuruyor. Cephesi falan kuruyor. Ha, o çok bir şey yani, etkili bir şey. Evet. Yani buradaki tabii çok önemli bir şey. Şimdi mesela Nusaybin'deki tırnak direnişi diyor MLKP ile birlikte yürütüyoruz. Yani bu devrimci direniş. Öbür diğer irili ufaklı terör örgütü. Şimdi bu kararları alırsanız yani demek ki evet Cengiz'in dediği gibi yani barış diye demeniz hiç kimse tarafından yani anlaşılır. Yok. Karşılığı olan bir şey olmaktan değiller, çıkıyor. Maalesef. En vahimi bu yani. Şimdi bir reklama gideceğiz söyleyin. Evet. Türk cephesinde de öyle ama. Yani mesela bu akademisyenlerin başına gelen o da o. Çünkü akademisyenler ne diyor her şeye rağmen barış diyor. Hop ne barışı gel bakayım buraya terörist. En duyulmak istenmeyen ses bu. Artık bir ara barıştan yani. Başka bir şey duyulmak istenmiyor. Şimdi çatışma, vuruşma, harp, kavga. Evet kısa bir reklam arası. Kin, reklamlardan nefret. Sonra gene birlikte. Evet. Sizin artık bir sigara içmeniz şart. Sevgili seyirciler, Özgür Düşünce'ye hoş geldiniz. Can Erzincan TV'deyiz. Çok değerli konuklarımız var. Cengiz Aktar, Nuray Mert, Mehmet Altan'la birlikte konuklarımız. Evet, devam ediyoruz. Şöyle ki, Nevruz. Niye Nevruz'da bu kadar buruktuk? Niye bu kadar buruktuk? Ve aslında bütün olarak artık sonuna geldik programın. Yani ne beklentimiz var? Nedir? Nereye gidiyor Türkiye? Senin teşhislerin hep önceden gayet verilmiş karamsar tabii teşhislerim vardı. Maalesef öyle oldu. Evet maalesef öyle oldu. Hani nasıl görüyorsun? 2016'da bitecek mi bu çile? Devam mı ediyor? Seçimler mi geliyor? Seçimlerde yeniden daha otoriter sistemlere mi gebe Türkiye? Nedir? Nazlı Hanım hep böyle diyor benim öngörülerimin kötü de olsa çıktığını düşündüğü için. Ve maalesef de çıktı yani keşke öngörden ziyade kaygılarım doğrusu gerçek oldu. Ama Nazlı Hanım inanın ben öngörde bulunan varsa da onlara da inanmıyorum. Değil kendim öngörde bulunmak. Şimdi artık. Türkiye çok öngöremez bir hale geldi. Yani asıl belki en çok kaygı verici olan da bu. Yani ben bir öngörde bulunamıyorum sadece endişelerim çok artıyor onlara izah etmeye çalışıyorum. Niye endişe ediyorum diye. Deminden beri de işte bahsediyoruz. Birinin de öngörüsü var dese inanın ben ona da inanamıyorum. Çünkü gerçekten ben kimsenin şu anda yani en tepedekinden iktidar mensubu, yandaşı, kimse veya karşısındaki kimsenin ben önümüzü gördüğünden, görebildiğinden emin değilim. Görebildiğini zannedenler var doğru iktidar çevresinde. Ama onların öngörüsü de yani o kadar hayal mahsulü ki yani Türkiye çok ilerliyor, zıplıyor. O yüzden o kadar yükseliyor ki küresel çapta herkes onun üzerine biniyor. Ama tanklar Mekke'ye gitmeden onları Türkiye durduracak, yine İslam alemini kurtaracak. Hani buna o sırada kurt geliyor. Öngörüsü oran varsa da böyle öngörüler ve bunları da bunları böyle öngörüleri şey yaptığı insan daha da korkuya kapılıyor. Yani bunun gerçekten olacağını düşünüyorlarsa eyvah filan yani. Üstelik de bunlar hani şu anda bizim hakkımızda karar verenlere yakın insanlar. Ve tamamıyla gerçeklik dünyasından kopmuş bir takım şeyler söylüyorlar. Ben doğrusu zor günler
göreceğimizi daha da zor günler. Daha çünkü birçok insanlar birçok zor günler yaşıyor. Yani inşallah böyle hani oluyor da hani denk düşüyor bir şeyler falan böyle bir sıyırıyor insan özel hayatında da. Amin. Hani toplumla tarihte de öyle. Oluyor bir şeyler denk düşüyor falan hani böyle bir yerden öyle bir şey olmazsa yani bu iş mantıki seyrini yani bu gidişat seyrini öngörülebildiği kadarıyla. Mantıksız seyrini. Mantıksız seyrini veya devam ettirirse bir de bütün dünyayı da dikkate almak lazım. Dünyada olan biteni, bölgede olan bitenleri. Evet ben bizi zor günlerin beklediğini ve hala Türkiye'yi idare edenlerin inatla bunu görmezden geldiğini veya kimse görmesin diye büyük çaba harcadığını. Peki bir erken seçime gidebilir mi Tayyip Erdoğan? Hani sırf bu başkanlığa zemin hazırlamak, sırf HDP'nin zor durumundan yararlanmak için. Valla o tür tahminleri ben çok iyi yapamıyorum ama... zaten asıl mesele yani Cumhurbaşkanı'nın başta olmak üzere hani Türkiye daha zapturaptı alınırsa buradan bir çıkış yolu bulurum zihniyetiyle yok acaba mı filan arasında olacak. Cumhurbaşkanı da yani yakın destekçileri de ister o matematik hesaplarla seçime giderek veya onun artık o çok kurnazca hesaplar yapmayı gerçekten iyi bilen bir çevre o. Uzun vadede bir ufuk açamıyorlar ülkeye. Her şey çok daha kötüye gidiyor ama kısa vade o siyasi matematik işleri çok iyi beceriyorlar. Onu bilemeyeceğim. Yani nasıl bir hesap kurmuşlardır. Ama asıl soru bu hesapların dayandığı şey. Yani biraz daha hani kıskaca alırsak tamam yani böyle Türkiye'yi böyle idare ederiz meselesi. Burada da yani ben işte Bülent Arın çıksın bilmem ne konuşsun filan manasında değil ama gerçekten de artık Türkiye'nin geldiği noktada muhafazakar kesim her kimse onlar. Yani onların içerisinde artık bu gidişe karşı ihtiyatla ne oluyor sorusu soracaklar olanlar varsa bu gidişe böyle bir fren oluşturabilecek kimler varsa... Bu gidişten birazcık belki hani bu yok seçimle bilmem neyle o sayıyı tutturmakla kurtulabiliriz. Yoksa o zaten sizin bahsettiğiniz bir felaket senaryosu. O hesap iyi tutarsa, kurnazca yapılan hesap. O bir felaket senaryosu. Türkiye Mehmet Altan dediği gibi yönetemezsiniz öyle. Yani olacak gibi bir şey değil. Türkiye yönetilemez bir Türkiye zaten halinde. Zaten Türkiye bir süredir bile, yönetilemiyor. Bugün yönetilemez bile, halde ve yönetilemiyor. Daha da yönetilemez bir hale gelmesi demektir. Ama dediğim gibi yani bu noktada da artık yani böyle siyasi hesap yapıp aman bir dakika ben ortaya ne zaman çıkayım ki en az yara alayım. Acaba çıkayım mı çıkmayayım mı falan diye bakmaktan ziyade muhafazakar kesiminde. Çünkü öyle bir ayrışmış vaziyette ki yani muhalefet eden kesimin dışında bir blok var. Ve onların içerisinde de biliyoruz ki yani herhalde bu gidişatı gören hani bir kesim vardır. Olmalıdır zaten. Yoksa zaten koy verin gitsin yani bizim gidişatımız evet. Var ama çıkamıyor bir sürü. Valla ben onu varsaymam. Yani tarih önünde de şeyleri olmaz, mazeretleri olmaz. Vardı da işte ne yaptın işte bekledim ama bir dakika ama başıma bir şey gelirse. Böyle durumlarda bu hesabı yapmak yani her zaman bu hesaptan uzak durmak lazım da özellikle bu derece feci durumda olan bir ülkede bu hesabı yapan insandan zaten onun çıkışından peki, da bir hayır gelmez. Peki mesela geldi. CHP'ye de muhalefet iktidar mensupları, muhafazakarlar bir görev düşüyor. Peki CHP'nin hep böyle söylemde kalması, ben onu Cengiz Bey'e sorayım. Hiçbir hareketlenmemesi işte yarın tekrar ben bir çağrıda bulunmak istiyorum. Mahkeme var Can Dündar'ın mahkemesi var. Git bütün kalkın milletvekili gelin. 50 çağrı millet. Yaptılar. Benim bildiğim kadarıyla CHP çağrı yaptı. Yani şey yapalım ne diye. Dedi? Katılalım diye. Mi? Ama şimdi büyük çağrı bekliyorsanız bakın bu kadar her şeyin riskli olduğu bir yerde. Yani güvenlik açısından diyorum. Bir kalabalıkları topla 5 kişi toplansa üzerlerine bir şey sıkılıyor. Provokasyon oluyor. Kimin ne yaptığı belli değil bu ülkede. Hani bir muhalefet, ana muhalefet partisi de bu riski göze almayabilir ama onun dışında desteklemek için çağrı yaptıklarını düşünüyor. Biliyorum. Yani CHP'den bir şey beklemiyor muyum? Muhafazakarlardan mı bekliyorum? Öyle de anlaşılmasın. Tabii ki yani ana muhalefet partisinin yapacağı çok şey var. O yapacağı şeylerden çok azını yapıyor. Benim muhafazakarları vurgulamamın nedeni bundan sonra biz toplumsal bir barış çerçevesi olmadan bir gün yüzüne çıkamaz bu toplum, siyaset.
o da mutlaka muhafazakarları da kapsamak zorunda. Evet, o yüzden bunu vurguluyorum. Yoksa aman öldük bittik muhafazakarlar gelsin bizi kurtarsın değil. Evet, bir toplumsal barış yani Kürtleriyle muhafazakarlarıyla hani bu ortamı aşacak bir şey lazım. O yüzden diyorum yani aklı başında sorumluluk alması gereken Alevilerle. Muhafazakarlar evet, var diye. Cengiz. Vallahi ben muhafazakarların oradan yani bir alternatif arayışı olarak bakarsak muhafazakarların bu 12-13 yıllık iktidar sonunda tamamen pasifize olduklarını ve en azından nemalanmaktan artık önlerini göremez hale geldiklerini görüyorum ve oradan vaziyette. Evet öyle ve şu ya şöyle bir paranoya da yok değil. Eyvah tamam iyi. Bir takım sorunlar var, yolsuzluk var, şu var ama onlar giderse bizim başımıza ne gelir gibi bir paranoya var. Bunu da gözden kaçırmamak lazım ve oradan açıkçası onlarsız olmaz doğru ama nasıl olur o da belli değil. Şimdi hakikaten muazzam bir yani CHP'ye baktığımızda o tıkanıklık aynı şekilde orada. Hala birkaç kişiyi tenzih ediyorum. Sezgin Tanrıkulu falan yani onların dışında kalan işte Hamza Çebiler falan. Ama onların dışında kalan parti esas itibariyle devlet partisi olmayı sürdürüyor. Yani CHP'de ezber bozma konusunda hala yani temel meselelerde bir şey yok. Şimdi bir son bir gelişme oldu. Kabul edilmedi tabii. CHP'nin bir Kürt meselesinin çözümüyle ilgili bir teklifi vardı. Kaile dahi alınmadı mecliste. Hiç haber bile olmadı. Atlandı gitti. Ama ilk defa böyle bir şey oluyor. Keşke arkası gelebilse. Çünkü çok temel bir meseleye yapıcı bir takım çözümler getiriyordu. Ama yani içinde bulunduğumuz dış ve iç etkenler, iktisadiyat ve siyaset ve diplomasi tabii yani ve bölge falan. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda ben ortamın giderek daha boğucu hale geleceğini, daha yani özgür düşünce açısından daha tehlikeli bir hale geleceğini. Yarın iki tane al o zaman. Yani o muhakkak. Ama giderek daha tehlikeli hale geleceğini ve burada artık nefes alamaz hale geleceğimizi düşünüyorum. Bu verdiğim 7-8 gelişme 24 saatte olan ve yani toplumun sorunlarının farklı veçelerini ilgilendiren meseleler. Ensar ya bu şey meselesi çocuklarla ilgili yani. Mesele dahil olmak üzere. Yani burada bir genel çürüme ve bir çöküş görüyorum maalesef. Yani ahlaki bu çöküş. Tabii ki. Nefret yani bu birbirini besliyor zaten. Yani o çünkü ortam şeffaf değil. Özgür düşünce yok. Aksine i̇şte, aksine düşünce karşıtı, hakikaten düşünce karşıtı bir ortam evet. var. Yani bu anlama geliyor. Düşünceye karşı küfür, nefret, evet, iftira. Aynen öyle. Troller ya Türkiye'de troller ortaya. Konuşuyor yani. Tabii, troller konuşuyor ve korkunç ezberden de. Demin Nuray Mert'in söylediği aynen. o dünyada olmaz diye söze başlayan ha. insanlar konuşuyor Türkiye'de. Felaket. Yalan yanlış. Evet. Böyle bir ortam yani bundan çıkış hakikaten kolay değil. Cehalet ve feraset diye özetleyebiliriz. Yani evet. Aktrollerin. Sen de son bir toparlayalım. Ya 2016 yılının sonunda başka bir Türkiye olmasını umut ediyorum ben. yani olmaz bunu, mı diyeceğiz? Bunu olur mu kaldırmaz diye. Türkiye. Bu yıl bence kırılma yılı olacak Türkiye için. İnşallah hayırlı sonuçlarla kırılır. Yani ben de şahsen Mehmet'le beraber ola ola daha iyimser olmayı işte beni de öğrendim. Arasına çağırınız o. Türkiye'de karamsar olanlar kazanabilir ama bir gün mutlaka bir iyimser. Bir günde 2016'nın sonu 2016. farklı bir şekilde biter ben diye düşünüyorum. Ben de zaten hiç uğraşmıyorum. Nasıl olsa her şey kötüye gidecek. Evimize gidelim demiyorum. Yani. Tabii evet, ki daha evet. iyi olması tabii, için herkesin. Elinden gelen çaba göstermekten asla imtina etmemesi tabii, lazım. Tabii sen orası gösteriyorsun, kesin. Cengiz Aktar gösteriyor. Yani sözümüzü çok, söylemeliyiz. Çok. Alanımız ne kadar daralırsa daralsın. Çünkü bakın korkunun ecele faydası yok. Bunu bir de insana yakışır bir şey değil canım. İnsana da yakışmıyor yani, da. Ne yapacağız ki? Şimdi bu ecel biçilenlerin de yavaş yavaş eceli de geliyor. Bakıyoruz hani sussan da geliyor, susmasan da geliyor. Bari susmayarak ya güle oynaya gidelim diyoruz o acı sona. Hiç değilse belki engellenebilir. Ben de mesela şeyi de çok önemsiyorum. Bu Rıza Zarrab'ın yakalanmasını tekrar bunu söyleyerek programı bitirelim.
Amerika'ya gidiyor biliyorsunuz Tayyip Erdoğan. Orada Obama ile görüşmeyi arzu etti, Yahudi lobisine koydu filan. Hani sözde bir yandan yazıyor onların gazeteleri, Amerika bize karşı Rusya ile el ele Tayyip'i gömmeye çalışıyorlar, zarar vermeye çalışıyor. Bir yandan Tayyip Erdoğan Amerika'ya... O halka yapılan propaganda. O halka bir de, yapılan propaganda. Bir de perde arkasında perde oynanan oyun var. Bravo, o da gidiyor. Görüşmek istiyor Obama ile filan böyle bir de iyi geçerse görüşmeler çok da övünüyorlar yani hani ha. Bu adamlar hayır o da onunla baş düşmanıydı. Hayır o da onunla görüşmüyor. O da onunla zaten görüşmüyor. Ha, olur yani sen Avrupa'da iyi bir tablo yani hani ben. Avrupa böyle bir dünyada her türlü zaten melanetin merkezi falandı. Şimdi Batı. Yani bu böyle değildi de Tayyip Erdoğan AK Parti'nin başlangıcı da böyle değildi. Ama ben gizli bir gündemle bu işe başlamadım. Bir oportunizm. 17-25 bundan kurtulmak için fırsat derken şuradan şuraya kaydı. Artık ne Batı dünyasıyla ne onlarla ne yapıyorsun? İşte böyle bir bataklık içinde maalesef çırpınıp duruyoruz ama ben aydınlar sayesinde bakın çile çeken aydınları tekrar analım. O bildiriyi imzalayan aydınları analım. Burada bir tanesi de karşımızda Nuray Mert her şeye katılıyor yani kendine göre her bildiride her şey kırık ayağıyla buraya kadar evet teşrif etti. Cengiz aktardı öyle Mehmet tabii her zaman. Evet mücadele lazım, direnmek lazım. Hiç değilse elinizi taşın altına koyun bir özgür düşünce. Ya bir de istenen şey nedir Allah aşkına? Atla deve değil ki işte özgürlük, demokrasi, hukuk. Refah. Ne olacak? Kötü şeyler değil değil mi? Yani, Esra Yalaz'a bugün yazmış ya. Babandan ayrıntı. Bunlar kötü şeyler değildir diyor. Kendinizden emin olursanız zaten korkacak bir şey yok. Yani bana terörist derler. Ben biliyor muyum ki yani iyi bir şey istiyorum ben. Barış istiyorum. Tabii, özgür barış istiyorum. Orada niye da korkayım ki bundan? Yani bu tabii, olsa olsa tabii. İftira olur. Yani onu da ben kontrol ederim. Burada zaten... Ama bakın bugünün mimarları... Yandaşları, çevresindeki insanlar yani 17-25 Aralık'tan sonra çok belirginleşen bu hukuksuzluk karşısında sessiz kalıp kol kola girenler. Zarraplar. Yarın ne olacak? Zarrapgiller. Zarrapgiller. Yarın ne olacak? Bir şey hatırlatayım seyreden seyircilerimize. Şimdi deniliyor ki işte terör karşısında korkmayalım. Gene işte alışveriş merkezlerine yani onlara inat. Ha, gidelim. Ya yine. Çok güzel bir nokta. Korkmamak lazım. Çünkü yani korkunun sonu yok. Hı. Ama bu korkmama işini aslında iktidardan korkmayarak başlatsak. Ha, bravo. Yani bu ortamı sorgulamak açısından. Yani belki daha iktidar da korkmasın. Dayanıklı bir barış. Bin araçla koruma aracıyla gezmesinler bir zahmet. Bir onlar iktidar, da korkmasın. Hani onların konumları özel falan ama yani biz madem ki korkmayacağız. Öncelikle herkes bir gerçekten korkuyla olacak gibi şey değil. Yani doğru bildiğimizi söylemekten korkmayalım. Alışveriş merkezlerinde yani canımızdan korkmayarak. Herkes bir diğeri için canlı bomba ya. Öyle. Hayır, bir de bu siyasal iktidar bu canlı bombaları patlamadan önce bir yakalasın. İşini yakalasın. Yapsa. Evet işini yapsa. Çok işini... da yakalandığı söyleniyor. O zaman da şunu düşünüyor insan. Yani her taraf canlı bomba mı dolu? Yani bunların mı bu ya? %1'i yakalanmayınca bu oluyor. Bu domates tarlası mı olacak işte. Evet hepinize iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam da sonuna geldik konuşmalarımızın. Gelecek hafta gene birlikte olmak umuduyla. Perşembe.